İyi geceler Türkiye. Mercek altındasınız. Canlı yayında karşınızdayız. Evet, maalesef karanlık bir gündemle, kara bir gündemle, acı bir gündemle bir kez daha karşınızdayız. Hatırlıyorum sevgili seyirciler, Suruç katliamı da pazartesi günü gerçekleşmiş ve biz o Suruç katliamının gecesinde de yine burada mercek altında karşınıza çıkmıştık. Aradan geçen zamanda ne yazık ki Türkiye'de hiçbir şey değişmediği gibi hayatını kaybedenlerin sadece aileleri değişiyor, hayatını kaybedenler değişiyor, isimler değişiyor, belki acının düştüğü adresler değişiyor ama maalesef ve maalesef Türkiye'de gözyaşı akmaya devam ediyor. 7 Haziran seçimlerinden sonra Suruç'la başlayan süreçte bugüne kadar geldiğimizde bir yandan askerimiz, polisimiz şehit olurken diğer yandan da sivil ölümleri maalesef birbiri ardına devam ediyor. İşte bugün bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız ama bunun yanı sıra seçime giden Türkiye'de aynı zamanda özgürlüklere müdahale de devam ediyor sevgili seyirciler. Basın özgürlüğüne müdahale var. Bunu da süremiz yettiği sürece tabii ki burada mercek altına alacağız. Dedim ya, kara bir tablo, acı bir tablo sevgili seyirciler. Cumartesinden beri gözyaşı döküyor Türkiye. Açıklanan resmi rakamlara göre 97 insanımızı kaybettik. Acaba bir girdabın içine mi düştük o 7 Haziran seçimlerinden sonra? Girdabın dışında mıyız yoksa düştük de döne döne dibe doğru iniyoruz, bir can simidi mi bekliyoruz? Bunu bilmiyoruz ama şu günlerde, kara günlerde sadece ve sadece ağlıyoruz. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya geldiler. Kimisi öğrenciydi, kimisi işçiydi. Kimisi evli, kimisi bekardı. Her birinin farklı bir öyküsü vardı. Aralarında 9 yaşındaki Veysel de vardı, 70 yaşındaki Meryem Ana da. Tek bir amaç için bir aradaydılar. Hep birlikte yürüyecekler, barış isteklerini haykıracaklardı yüksek sesle. Ama olmadı. İnsanlık düşmanları pusudaydı. Peş peşe patlayan iki bombayla bir anda can pazarı yaşandı. Neşeli, umut dolu sesler yerine acıya, yakınlarını kaybeden insanların hüzün ve öfke dolu bakışlarına bıraktı. O gün bomba sadece o meydanda değil, tüm Türkiye'nin vicdanında patladı. Milyonlarca insan kalbinden, vicdanından yaralandı. Tablo netleştikçe durumun vehameti daha iyi anlaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında yeni evli bir çift de vardı. Makinist Yılmaz Elmascan da bir yıl önce evlendiği eşi öğretmen Gülhan Karlı Elmascan Adana'dan çıkmıştı yola. Birlikte can verdiler. Hayatını kaybedenlerden biri de cumartesi annelerinden 70 yaşındaki Meryem Bulut oldu. Katliamın en küçük kurbanı ise 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan'dı. Yaşamını yitirenlerin ölmeden kısa süre öncesine ait son paylaşımları bile barış dilekleriyle doluydu. İstanbul'da yaşayan Dicle Denli çektiği fotoğrafı Ankara'ya barış getirmeye gidiyoruz mesajıyla paylaşmıştı sosyal medya hesabında. Ama saldırıda o da hayatını kaybetti. Farklı adreslerde defnedilen cenazelerden geriye acı hikayeler ve gözyaşlarıyla geride bıraktıkları kaldı. An itibariyle resmi olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 99. 65'i yoğun bakımda olmak üzere 160 kişinin tedavisi ise sürüyor. HDP'nin açıkladığı rakama göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 128. Türkiye bu karanlık olayın aydınlatılmasını, ölenlerin katillerinin ve buna neden olanların adalete teslim edileceği günleri bekliyor.
İşte o zaman barış için can veren insanların ruhları huzur bulacak. İşte o zaman umut ettikleri barışa ülke olarak bir adım daha yaklaşacağız. Evet, o barışı hangimiz umut etmiyoruz ki sevgili seyirciler? Herhalde yoktur. Barış istemeyen var mıdır bilmiyorum ama varsa bile herhalde onlarla biz aynı havayı soluduğumuz için sadece üzülüyoruz diyebilirim. Maalesef iyi bir gündem görmüyoruz. İyi bir gündemle karşınıza çıkamıyoruz. Buradan yüzümüzü güldüren konuları konuşamıyoruz. Hep böyle karanlık konularla karşınıza çıkıyoruz. İnşallah düzelir diyelim. Evet, yine uzun bir program bizi bekliyor. Çok alanında değerli isimlerle birlikte konuşacağız. Gazeteci ve aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bizimle. Bengü Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Murat İde bizimle. Gazeteci, televizyoncu, meslek büyüğümüz Tayfun Taliboğlu bizimle ve Ankara'daki katliamın hem görgü tanığı aynı zamanda da Eğitimsel Bir Nolu Şube Yöneticisi Barış Ulu Ocak bizimle. Biraz sonra gazetecilere döneceğim ama sevgili seyirciler, önce isterseniz bir o güne gidelim. Görgü tanığımıza dönelim. O gün, o sabaha dönersek nasıl yola çıktınız? Kimlerle yola çıktınız? Neydi amacınız? Biliyoruz, evet, barış dendi, fotoğraflar paylaşıldı. Hep gülen yüzler vardı. Biz hayatını kaybedenlerden geriye baktığımızda hep o fotoğraflardaki güzel kareler, gülen yüzler gördük. Genci vardı, yaşlısı vardı. Hayatını kaybeden bir de küçük kardeşimiz var, 9 yaşında. O vardı. O günü bir anlatır mısınız? Bu barış ve demokrasi mitingi biliyorsunuz 4 büyük örgütün, KESK, DİSK, TTB ve TMOB'un çağrısını yaptığı, bu son dönem içinde bulunduğumuz bu kabustan el ele uyanmak adına örgütlerin Ankara'da bir araya gelerek barış ve demokrasi talebini dile getirmek için düzenlemiş oldukları bir mitingdi. Biz zaman zaman Ankara mitinglerini yaparız. Bizim için aslında alışıldık bir ortamdır. Bu mitingin özelliği şuydu. Son dönemlerde katılımın en yüksek olduğu mitinglerden biri olduğu anlaşılıyordu. İstanbul'dan buluştuğumuzda sanırım 100'ü geçkin otobüsle yola çıktık. Toplanma noktalarında Gebze'de, Bolu'da arkadaşlarımız barış talebine haykıracak olmanın verdiği heyecanla halay çekiyorlardı. İnsanlar sohbet ediyorlardı. Sabaha kadar her şey yolunda gitti. Sabahta Ankara'da buluştuğumuzda oldukça kalabalık ve coşkulu geçeceği ve barış talebinin hayli güçlü biçimde dile getirileceği bir Ankara mitingi gözüküyordu. Sabah 7.30-8 civarlarında Ankara'ya indik. Ankara'da toplanma noktamız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu Celal Bayar Bulvarı'nın önünden tren garının oraya doğru intikal ettik. Tabii insanlar garda ihtiyaçlarını giderdiler, telefonlarını şarj ettiler, arkadaşlarıyla görüştüler, kahvaltılarını ettiler. 8 ile 10 arası süreç bu şekilde geçti. Dediğim gibi son zamanların en kalabalık ve en coşkulu Ankara eylemlerinden biri olacağı gözüküyordu. Çünkü insanlar artık bu Haziran ayından beri içine düşmüş olduğumuz kabustan, bu içine itilmiş olduğumuz savaş ortamından kurtulmak için seslerini dile getirmek istiyorlardı. Ellerinde bayraklar, çiçekler, örgütlerinin flamaları vardı. Emek meslek örgütlerinde insanlar vardı. Siyasi partilerden insanlar vardı. Gayet güzel bir ortam İçinizde vardı. İçinizde bir tedirginlik, bir korku, yani bir şüphe. Şimdi çünkü malum Suruç'u yaşamıştık. Evet. Benzerdi aslında, orada da bir talep, benzer bir talep vardı. Bir korku, bir endişe, bir tedirginlik, bir değişik bir durum var mıydı sizin dediğiniz? Yok, açıkçası benim içimden geçmiyor. Tabii ki Suruç sonrası hepimiz çok büyük bir tedirginlik yaşadık. Yani orada 33 tane kardeşimizi kaybettik. Çok ciddi bir bombalama olayıydı. Ben 39 yaşındayım. Çok uzun zamandır da sendikacılık yapıyorum. Ankara'ya defalarca gittim. Ankara eylemlerimizde zaman zaman polisle gerginlikler vesaire olur ama ya bu tarz bir katliam yaşanabileceği tabii ki hiçbirimizin aklının köşesinden bile geçmezdi. Sabah karşılaştığımız tabloda hani ben böyle komplo teorilerine çok fazla inanmam ama geleneksel polisiye tedbirlerin aslında çok az oldu. Hani polisiye tedbir olsun, hani girişte bizi taciz etsinler, arama yapsınlar vesaire gibi hani sendikacılara yönelik böyle bir polis tacizini onayladığım için söylemiyorum ama geleneksel polis tedbirlerinin de çok fazla olmadığı, alışkın olduğumuz polisiye tedbirlerin işte olmadığı bir Ankara söz konusuydu. De bütün bunlar aslında ayrıntılar. Bu ayrıntıların bir değeri var mı yok mu şu anda buna karar verecek durumda değiliz.
Çünkü acı, yaşadığımız acı, içine itildiğimiz kaotik ortam bundan çok daha önemli bence. Saat 10 civarında işte kortejler yeni oluşmaya başlarken, insanlar henüz daha örgütlerinin, işte sendikalarının, odalarının, partilerinin sırasına yeni girmeye başladıkları esnada, yaklaşık işte benim bulunduğum alanda bir 100 metre uzaklıkta ki bombanın patladığı yer gardan çıkan, yani garda ihtiyacını gidermiş ya da gardan yeni ya Ankara'ya gelmiş arkadaşların sürekli olarak geçtikleri bir bölgeydi. Ben de o gün defalarca oradan geçtim. Yani yaşadığımız katliam tesadüfi değil ama bugün benim hayatta olmam da, o gün arkadaşlarımızın ölmesi de aslında tesadüfi. Çünkü oradan yüzlerce, binlerce insan dakika farklarıyla geçiyor. Yolda bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Belki bir dakika sonra geçiyorsunuz. Belki bir telefon geliyor. Belki 10 dakika gecikiyorsunuz. Yaklaşık 150 metre mesafede peş peşe. Sonradan ben de 3 saniye olduğunu öğrendim. Çünkü o şaşkınlıkla zaman mevhumunu kaybettiğiniz için çeşit bir patlama silsilesi yaşadığınız çok fazla fark edemiyorsunuz. Güçlü bir patlama sesi, yukarıya doğru bir basınç hissettik. Çok kalabalık olduğu için ben ne basınçtan ne de patlamanın o ürkütücü sesinden çok fazla etkilenmedik. Çünkü binlerce insan vardı etrafımızda. Sonrası zaten bir şok herhalde. Etrafa kaçan insanlar. Sonrası büyük bir, özellikle alana, patlama noktasına yakın arkadaşlarımızda büyük bir panik havası vardı ve arkada insanlar Sıhhiye Meydanı'na doğru patlama alanına uzaklaşmaya çalıştılar. Tabii sendika görevli olarak bizler oranın o anda patlamanın vehametinden çok haberdar değiliz. Hani kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir ses bombası olabileceği, yaralıların fazla olmadığı, işte havadaki o örgütlerin kendini belli etmek için yaptırmış oldukları balonlardan birinin patlamış olacağı vesaire gibi kendimizi o anda rahatlatmaya çalışıyoruz. Fakat bir zaman geçtikçe, patlama bölgesine yaklaştıkça ve bölgeden gelen insanları gördükçe ne kadar trajik bir tabloya, ne kadar büyük bir patlamaya, ne kadar korkunç bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu anlamış olduk. O andan itibaren sağlıkçı arkadaşlar da hemen bölgeye, ki Sağlık Emekçileri Sendikası'na ve örgütün çağrıcılarından, TTB'den doktor arkadaşlar müdahale ettiler ki onların müdahalesi bence kayıp sayısını hayli azaltan bir müdahaleydi. Ve arkadaşları oraya yönlendirdik ve kitlenin sağlıklı bir biçimde, yani sağlık alan arkadaşlarımızı sağlıklı bir biçimde alandan uzaklaştırmaya çalıştık. Tabii daha sonra o bölgeden gelen insanların şu anda anlatırken bile sıkıldığım, rahatsızlık duyduğum görüntülerine şahit olduk. Yani korkunç bir manzaraydı. Ve özellikle yani tamamen sivil, barışçıl, demokratik taleplerini dile getirmekte olan genci yaşlısı Türkiye'nin her tarafından gelmiş, ki bugün cenaze arabalarının üzerinde yazan şeyleri okuduk. Yani Türkiye'deki barış talep eden örgütlerin bir mozaiği de aslında oradaki kayıplar. Ve oradan o insanlar gelmeye başladıkça biz de gerçekten olayın vehametini ilerleyen saatlerde anlamaya başladık. Biz de Sıhhiye tarafına doğru insanları geçirmeye çalıştık. O esnada tabii polisin garip müdahaleleri oldu. Yani alanda gar tarafında hiçbir polis beklemezken Sıhhiye tarafından kontrolsüz biçimde çevik kuvvetlerin alana geçiş yapmaya çalıştığını gördük. İnsanlara gaz bombası ve plastik mermiler attığını gördük. Bugün bir tweet vardı. Birçok insan son nefesinde biber gazı soludu orada. Çok doğru. Yani parçalanarak öldükleri yetmiyormuş gibi, barış talebini haykırırken canlarını verdikleri yetmiyormuş gibi, bir de üstüne polisin biber gazlı müdahalesiyle, plastik mermili müdahalesiyle karşılaştılar. Peki. Şimdi o yaşananları biraz daha açacağız. Çünkü hepsi konuşulması gerekiyor. Bir Barış arkadaşa döneyim ben. Seçim öncesi Diyarbakır mitingi HDP'nin önce aklımıza geliyor. Oradaki bir patlama. Hemen sonrasındaki seçim sonrasındaki zaten Suruç katliamı. Buradaki bir canlı bomba patlaması. Ve eğer bunu da bu listeye eklersek, üçüncü bir patlama, benzer özellikler taşıyan, yani eylemsellik açısından patlamalar. Ama bütün bunlara baktığımızda İçişleri Bakanı'nın bir zafiyet yoktur açıklaması. Sizce var mıdır, yok mudur? Evet. Şimdi isterseniz iş bu noktalara nasıl geldi, nereden geldi oradan bakalım. Daha sonra güncel tartışmalara dönelim. IŞİD'in ya da benzeri örgütlerin, Selefi terör örgütü olarak adlandırılan ve kendilerini siyasal İslamcı olarak adlandıran terör örgütlerinin Türkiye'de bu denli kök salması ve rahat eylem yapabilmesinin tek sorumlusu AKP iktidarının son dönemlerde, özellikle son 5-6 yıldır sürdürdüğü iç ve dış politikadır.
bu iç ve dış politikanın yanlış olduğu, Türkiye'yi karanlık bir mecraya soktuğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin defalarca uyarmasına rağmen rota değişikliği yapmayan AKP'nin yüzünden kaynaklanmıştır. Şimdi bakın, yanımda bir küpür getirdim. Biraz sonra da göstereceğim. Kameraman arkadaşımızdan şunu bir rica edelim. CHP Suruç heyeti 219 sayfalık rapor hazırladı. Suruç katliamının hemen ardından. Ve orada IŞİD için güvenlik stratejisi oluşturulmalı demişiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda şu söyleniyor. Bir, araştırma komisyonu kurmalıyız meclisi çalıştırarak. İki, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın artık IŞİD'e karşı ciddi bir politika yürütmesi gerektiğini söylemişiz. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle AKP iktidarının politik güdümünde olduğu için artık IŞİD gibi, El Nusra gibi, ÖSO gibi örgütlerle iç içe anılır hale geldi. Bu nasıl oldu ve nereden biz bu noktaya geldik? Şimdi bütün bu meseleleri anlamaya çalışırken hafızamızı bir tazelememiz gerekir. Hatırlayın, 2005 ya da 2006 yılıydı. Henüz Suriye Devlet Başkanı Esad Esed olmamıştı ve Tayyip Erdoğan Esad'la Bodrum'da Emine Hanım'la birlikte gayet bir dostane bir şekilde Sayın Beşar Esad'la birlikte pozlar verebiliyordu. Aslında bugün Türkiye'nin yaşadığı bu tuzak, Türkiye'nin içine çekildiği bu tuzak o günkü fotoğraflarda başladı. O fotoğrafın hemen ardından hatırlayın, adına Şamgen denilen, hani Schengen'den esinlenerek söylenen, Suriye'den vizesiz geçişi sağlayacak adımlar atıldı. O dönem bunu tüm medya ve AKP sanki Suriye ile ilişkiler düzeliyor, Türk iş adamları Suriye'ye gidebilecek, artık vizesiz bir şekilde ticaret yapabilecek gibi anlattılar. Oysa ki Erdoğan'ın bu çirkin planı, bu çirkin tuzağı bugünkü manzarayı oluşturmak içindi. Neden? Hemen söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse bunları tartışmıyor. Defalarca dile getirdik ama Suriye'den, daha doğrusu Suriye'ye gidişte ve gelişte vizelerin kaldırılmasının tek bir sebebi vardı. Suriye'ye yönelik bir komplo hazırlanıyordu ve Suriye'den çıkartılacak bir kaos sonucu Türkiye'ye vizesiz bir şekilde sınırların açılmasıyla getirilecek olan 100 bin kişinin olmasıyla birlikte Türkiye Birleşmiş Milletler'e başvuracak ve Suriye'ye girebilmek için kara gücü isteyecekti. Bakın, çok önemli bir noktayı anlatıyorum. AKP'nin kirli politikasını anlatıyorum. Ve hatırlayın, Şamgen'den bir yıl sonra Hatay sınırında ya da iki yıl sonra birdenbire yüz binlerce çadır kurulmaya başlandı. Ve Suriye'nin göbeğinde, Suriye'nin bir kasabasında, kuzeyindeki bir kasabasında Türkiye'den gittikleri bilinen belli bir terörist grup bir askeri ve polis karakoluna saldırdı. O saldırıda 219 asker ve polis Suriye'de hayatını kaybetti. Nereden gitti bu silahlar? Türkiye'den gitti. Reyhanlı sınırından gitti. Biz bunları defalarca söyledik. Hatta milletvekillerimiz o sınıra gittiler. O çadırların yanında açıklama yaptılar. Ve bugünkü El Nusracı, ÖSO'cu, IŞİD'ci denilen kişiler o mülteci kamplarından çıkarak milletvekillerimize sizin boğazlarınızı keseriz dediler. Şimdi biz 5 yıldır, 6 yıldır AKP iktidarının özellikle Suriye'nin içini karıştırmaya yönelik, Suriye'deki rejimi değiştirmeye yönelik, Esad'ı devirmeye yönelik politikalarının yanlış olduğunu, AKP'nin Türk dış politikasını değiştirmemesini, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle hareket etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama siz Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkan Paktı'nı, yani etrafımızdaki bütün ülkelerle iyi geçinme, dostane ilişki yürütme anlaşmasını ve bu ilkesini geri plana iter, Suriye'ye ne idüğü belli olmayan Müslüman Kardeşler adlı örgütü devşirmeye ve Suriye'nin yönetimini bunlara verdirtmeye çalışırsanız, Irak'ın yönetimine Müslüman Kardeşleri geçirmeye çalışırsanız, Mısır'da Müslüman Kardeşleri kendinizin bir kolu olarak orada tayin etmeye çalışır, bütün ülkelerin iç işlerine karışmaya başlarsanız, siz de kendi ülkenizi
bu tür operasyonlara açık hale getirirsiniz. Meselenin özü AKP'nin yanlış dış politikasıdır. Meselenin özü AKP'nin güya dünya lideri dedikleri Erdoğan'la bütün Orta Doğu'yu yönetmeye çalışmasıdır. Oysa ki Erdoğan'ın böyle bir misyonu da yoktur, görevi de yoktur, böyle bir kapasitesi, böyle bir çapı da yoktur. Erdoğan'a belli bir dönem için adına BOP denilen, daha sonra GOKAP olarak değiştirilen, genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinde bir rol verilmişti. O rolde Arap Baharı adı verilen gerici ayaklanmalara lojistik ve psikolojik destek sağlaması ve o ülkelerin rejimlerini değiştirerek Amerika ve İsrail'le ılımlı ve uyumlu olarak adlandırılan küçük sözde görünümde, daha doğrusu İslami görünümdeki devletlerin oralara enjekte edilmesiydi. Erdoğan kendisine verilen bu rolü, geçici olarak verilen bu yan oyunculuk rolünü ne yazık ki gerçek zannetmeye ve kendisini Orta Doğu'nun lideri falan sanmaya başladı. Zaten ne olduysa, başımıza ne geldiyse Erdoğan'ın kendisine verilen bu rolü gerçek sanmasının ardından başladı. Çünkü Erdoğan hakikaten Suriye'yi, Mısır'ı, Libya'yı, Irak'ı, Tunus'u falan yönetebileceğini zannetti birdenbire. Ve ne oldu? Bu ihtiras, bu yanlış dış politika Türkiye'yi bir kör düğümün içine getirdi. Ve Türkiye hangi hale geldi? Suriye'de rejim karşıtlarına silah temin eden, lojistik destek sağlayan, onlara sınırın hemen kenarında çadır kurdurtup eğitim yapabilecekleri bir alan açtı. Oysa ki Birleşmiş Milletler'in tüm kurallarına göre eğer bir ülkeden başka bir ülkeye mülteci akını varsa mülteci olan yurttaşlar kendi ülkelerinin sınırlarından en az 100 kilometre o tarafta konumlanabilirler. Bu kurala da uyulmadı. Ne yapıldı? Reyhanlı'da, Hatay'da, Gaziantep'te Suriye'nin sınır hattına çadırlar kuruldu ki geceleri oralardan eylemlere gidebilsinler. Şimdi siz ne yaptınız? Meselenin özüne geliyorum. Siz Suriye'nin rejimini devirip, Esad'ı oradan gönderip, kendi kafanıza göre uyumlu olabileceğini sandığınız Müslüman kardeşleri o bölgeye enjekte etmek için belli örgütlerle hemhal oldunuz, içli dışlı oldunuz. Bu örgütlerden ilki Özgür Suriye Ordusu adı verilen ve Amerikan destekli kurulan örgüttü. İlk örgüt buydu. Daha sonra El Nusra, El-Kaide'nin bir kolu olan, Türkçedeki karşılığıyla destek anlamına gelen örgütle iç içe oldunuz. Ve en sonunda Orta Doğu'nun baş belası haline getirilen ve gerektiğinde CIA tarafından, kimi zaman işte AKP tarafından kullanılan IŞİD'e alan açtınız. AKP'nin IŞİD'le olan ilişkisi, AKP'nin IŞİD'le olan psikolojik ve organik ilişkisi bugün Türkiye'yi Orta Doğu cehennemine çevirmiştir. Çünkü AKP IŞİD'i iki şey için kullanmak istedi. Bir, Orta Doğu dizaynında IŞİD'i silahlı bir güç olarak kullanıp bölgede istediği yerlere girebilmek ve alan açmak. İki, özellikle Kürt muhalefetine karşı gerektiğinde IŞİD'i Türkiye'nin içinde de kullanabilmek için destek verdiler. Ve IŞİD'i alternatif bir ordu olarak düşündüler. Bakın, IŞİD'i alternatif bir ordu gibi düşündüler. Şimdi kontrolden mi çıktı yoksa hala devam? Kontrolden çıkmadı. Konsept değişince Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın da baskısıyla IŞİD'e çok fazla artık o bölgede ihtiyaç duymayacağını görünce konsepti değiştirdi ve Türkiye'ye şu şartı koydu. IŞİD'le arana bir mesafe koy. Ya bizdensin, yani koalisyon hükümetlerindensin, ya da IŞİD'den yanasın. Fakat AKP iktidarı bu tavrı bir türlü koyamadı. Çünkü iç içe geçmiş ilişkilerin olduğu söyleniyor. MİT tırlarıyla giden silahların olduğu söyleniyor. Bunların fotoğrafları yayınlandı. Bölgede ve Orta Doğu coğrafyasında buna ilişkin çok ciddi emareler var. Siz şimdi böyle bir hat koyamıyorsunuz. İki, ne yapamıyorsunuz? Değişen konsept uyarınca İncirlik'i Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına açtınız ve İncirlik üstünden kalkan Amerikan uçakları yeni müttefikleri PYD'ye alan açmak için IŞİD'i Irak'ın içine doğru sürmeye başladı. Şimdi siz IŞİD'i
ülkenin, daha doğrusu Irak'ın içlerine doğru sürmeye başlayan bir operasyona İncirlik üstünden izin verdiğinizde doğal olarak IŞİD kendisini var etmek için ne yaptı? Türkiye'ye yönelmeye başladı. Şimdi bu aslında bizi nasıl bir karanlığın içine sokulduğunu gösteren kısa bir hatırlatmadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgenin başına bela ettiği IŞİD'i kullanmaya kalkışmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden saparak kendinizi bütün dünyanın ülkelerinin iç işlerine karışabilecek zannetmek, işte Ankara'nın göbeğinde, Suruç'un göbeğinde bu bombaların patlamasına sebep olmuştur. İşin özeti şudur. AKP iktidarı dış politikayı eline, yüzüne, gözüne bulaştırmıştır ve öyle karmaşık bir hale getirmiştir ki, öyle kötü ve çirkin angajmanlara girmiştir ki onun en son bedelini Ankara'da yüzün üstünde yurttaşımızın ölümüyle ödemek zorunda kaldık. 33 yurttaşımız Suruç'ta bedel ödediler. Bu ülkenin insanları Orta Doğu'da cirit atan bir örgütün bombalarıyla hayatını kaybettiler. Ha burada şunu gösterelim, hatırlatalım. Bunları niye getirdim? Her şeyi unutuyoruz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu var. Cumhuriyet Halk Partisi Suruç saldırısının ardından raporunda IŞİD'de 10 bin Türk var dedi. Şimdi bu 10 bin Türk nasıl IŞİD'e katıldı? IŞİD'e katılacak siyasal iklimi kim yarattı ve IŞİD Türkiye'de nasıl %4'lük, %5'lik bir sempatizan grubu oluşturmaya başladı? IŞİD'i Türkiye'nin içine kadar sokan, IŞİD'e operasyon yapmayan, IŞİD'e göz yuman, Başbakan Davutoğlu'nun deyimiyle öfkeli gençler olarak adlandıran AKP iktidarı ne yazık ki bugünkü siyasal tablonun sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan, dönemin İçişleri Bakanları ve bugünün İçişleri Bakanı Selami Altınok, bugünkü siyasal tablodan ve katliamdan siyasal anlamda sorumludurlar ve bu sorumluluğun gereğini yapmak zorundadırlar. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kişisel istihbarat teşkilatı haline getiren ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerini izlemekle kendisini mükellef kılan bir istihbarat teşkilatının başkanının 100 insanın ölümünden sonra ne yaptığı ortaya konulmalıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı hemen istifa etmeli ve sorumluluğunu yerine getirmelidir. İçişleri Bakanı hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Bakın, İçişleri Bakanı zafiyet yok diyor. Onu biraz sonra konuşacağız. Ama zafiyet yoksa o zaman ortada ne var? Bugünkü tablodan AKP iktidarı A'dan Z'ye kadar sorumludur ve sorumluluğunu hiçbir şekilde örtemez. Efendim, istihbarat aldık ama canlı bombalar yakalayamıyoruz diyenler bize makul şüphe yasasının neden çıkartıldığını o halde anlatmak zorunda. Bunu biraz açalım Tayfun Bey de. Orta Doğu politikasını daha tabii anlatacağız. Bu IŞİD'in Türkiye'de nasıl kök saldığını, nasıl iş yaptığını ve bugünkü tablonun 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra neden alevlendiğini de biraz sonra açarak gidelim. Çünkü en son şimdi Barış arkadaş önemli bir noktada bıraktı. Açıkçası kısa bir de özet yapmış oldu. Yani AKP'nin özellikle dış politikasının bugünlere gelmede rol oynadığını söyledi ama Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bir sözünü hatırlattı. Bugün bir televizyon kanalında yaptı. Çok da konuşuldu sosyal medyada. Şöyle söyledi Davutoğlu: elimiz de canlı bombaların, bombacıların listesi var ama eylem yapmadan onları tutuklayamayız dedi. Peki canlı bombalar zaten Sayın Taliboğlu eylem yaptığı zaman zaten iş işten geçmiş olmaz mı? Yani adı üstünde canlı bomba, insanlar ölmüş olmaz mı? Şimdi canlı bombaların listesi olsa da alamazlar. Çünkü onlar gazetecileri, düşünen insanları eylem yapmadan almakla görevliler. Şimdi Barış güzel bir şey söyledi. Dedi ki Barış, İçişleri Bakanı bundan kaçamaz filan. Zaten İçişleri Bakanı'nın böyle bir derdi yok. Dikkat ederseniz bu ülkede tek adam yönetimi vardır. Başbakan Davutoğlu dahil herkes önce Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek ona göre tavır almaktalar. Çünkü birkaç kere kontrpiyede kaldılar biliyorsunuz. Coştular, uçtular, arkasından Tayyip Erdoğan başka bir şey deyince toparlanamadılar.
Şimdi İçişleri Bakanı ne desin? O talimat bekliyor. Bakın hatırlarsınız bugün tekrar sosyal medyaya düşen o Tapeler döneminde emniyet müdürüyken Efkan Alay'la yaptığı bir konuşma var. O konuşmayı dinlerseniz Türkiye'de bugünkü olayların hiçbirinin tesadüf olmadığını görürsünüz. Efendim savcı çağırıyor, mecburuz göndermeye. Efkan Alay diyor ki nereye gönderiyorsun kardeşim, gider çeteler alırız adamı. Şimdi İçişleri Bakanı'nın bunu dediği, müsteşarının dediği bir ülkede artık sizin adaletten söz etme şansınız yok. Bir yerde adalet bozulursa, şimdi IŞİD falan bunlar çok konular ama Türkiye'de barış isteyenler ilk defa öldürülmüyor. Muammer Aksoylar, Uğur Mumcular, Bahriye Uçoklar, Hrant Dinkler, bu ülkede kim barış istediyse o zaten öldürülmüştür. Ve ben şunu da söylüyorum. Şimdi diyorlar ki operasyonlara IŞİD kızdı, eylem yapıyor değil mi? Öyle bir operasyon falan yok. Bunu herkes biliyor zaten. Peki bu IŞİD kızıyor da, IŞİD'e karşı madem bir operasyon yapılıyor da, bu operasyon kararını muhalif güçler mi aldı? Yani KESK mi aldı? Kim aldı? Niye hep muhalif güçlerin toplantılarında patlar bombalar? Bunu birisi bize söylesin. Yani eğer bu operasyon yapılıyorsa bu operasyon şeyini biz almadık. Kararını biz almadık. Demek ki ortada taşeron olarak kullanılan bir örgüt var. Bugün orası, yarın burası. Onun için nereye dense oraya gidiyor. Bakın bütün bu uzun tartışmaların sonunda ben şunu söyleyeceğim. Ben bunu hep söyledim, söylüyorum. Bu memlekette tek sorun vardır. Bu sorun hallolduğunda, hatta bazen şu noktaya geliyorum ben. Tamam abicim ya, şu 17-25 Aralık'ı sormayacağız diyelim, yakamızdan düşsünler ya. Yani tamam abi sormuyoruz, yediğinizde içtiğinizde sizin olsun noktasına geldik. Çünkü 17-25 Aralık sorgulanmasın diye yapmayacakları hiçbir şey yoktur ve beni bu ülkede hiçbir şey şaşırtmaz. Bugün adı IŞİD olur, yarın başka bir şey olur. Çünkü adaleti bu kadar eline alacaksın, adaleti bu kadar eline de almayacaksın. Adalet de sen olacaksın, yasama da sen olacaksın. Ayağının altına alacaksın. Yürütme de sen olacaksın. Düşünebiliyorsunuz bu memlekette başbakan diyor ki zaten bu AKP hükümeti geçici bir hükümettir. Bakan çıkıp diyor ki öyle bir şey yok zaten kardeşim öyle. Biz ne yapıyoruz bu ülkede ya? Ve bu ülke yine iyi gidiyor biliyor musunuz? Yani otobüsler gidiyor, uçaklar kalkıyor, iyi gidiyor yani. Çünkü ülkede hükümet yok. Hükümet, bir hükümet ya DİSK genel başkanını aramak için başbakan cumhurbaşkanını bekliyorsa, yani önce orası bakalım taziyede bulunacak mı? Yoksa hata ederiz. Allah aşkına şu dünkü basın toplantısını birisi seyretsin. Hiç bunları boşuna, şu insanlar tarafından yönetiliyorsak zaten geçmiş olsun. Diyorlar ki Adalet Bakanı gülümsedi. Adalet Bakanı neyi ben çok masumane buluyorum. Çünkü soru şöyle. İstifa edecek misiniz? Adam da içinden şöyle düşünüyor. Ben niye istifa edelim ki biz? Yani ne anlamı var bunun? Onun için gülüyor zaten. Ayrıca da istifa onurlu insanların yaşadığı, yöneticilerin yaşadığı ülkelerde olur. Bu soru bile zaten yanlış ama arkadaş iyi olsun, iyi ki sordu. Hani bir şey oldu, istifa başka bir meselesi, onurlu insanlar olur orada. Yaptıklarından kusursuz sorumluluk vardır. Direkt sorumlu olmaz zaten. Bomba bir günde patlamadı burada. Siz her şeyi yok ettiniz, otoriteyi yok ettiniz, siyasal otoriteyi yok ettiniz, yasamayı yok ettiniz, orduyu yok ettiniz, bütün güvenilir kurumları yok ettiniz, polisi dağıttınız. 17-25 Aralık'tan sonra çok enteresandır, Mali Şube yapıyor operasyonu, terör dairesi dağıtılıyor bu ülkede. İstihbaratı yapacak adam yok, istihbaratı yapacak adamlar Samanyolu kolejlerini basıyorlar, burada silah var mı diye. Ve utanmadan ya silahlar ellerinde. Okul basılıyor anaokulunda filan. Yani akıl ve Türkiye bir akıl tutulması filan diye onu bunu konuşuyoruz ama gerçekten bir akıl tutulması ve yalakaların cumhuriyeti haline gelmiş durumdayız biz. Birileri efendim evet siz diyor. Kendisine gazeteci diyen bir sürü adam, padişah hep söylüyorum bunu. Padişahın günlüğünü tutanlar gazeteci değil arkadaşlar. Elinizde herhangi bir gazetenin kimliği olabilir ama siz padişahın günlüğünü tutuyorsanız gazeteci değilsiniz. Tarihçi olsanız, doğru tutsanız vakavünist diyeceğiz. Ama o da değilsiniz. Siz sadece görevlisiniz şu anda. Bakın şimdi konuşuyorduk biraz önce. Akşam gazetesi bir başlık atıyor. Diyor ki Esat emretti. Esat emretti. PKK bombayı patlattı. IŞİD'le birlikte. IŞİD'i laf olsun da katıyorlar. İŞİD'i karıştırmamışlar. İŞİD'i karıştırmamışlar. Onu şimdi karıştıracaklar. Şimdi yakında da onu biraz kaba olacak ama
İnsanlar beyinleriyle, kafasıyla düşünmeyi bırakıp kalçalarıyla düşünmeye başladıklarında bir ülkede bu hale gelir. Şimdi o yazıyor, bunu da okuyan dinleyen var. Bu memlekette kim ve nefreti, her şey bir gün yok belki düzelecek. Hiç kimseye kalmadı bu devlet, bu topraklar. Gelip geçecek ama bırakılan kin ve nefret tohumlarını yok edemeyeceğiz. Bakın bugün Kırca vefat etti. Levent Kırca. Levent Kırca. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah arkadaşlar, bir gazete adını anmak istemiyorum. Evet. Bir yazı yazmış. Ya bu kin ve nefret, nefret ne? Konuştuğum bir arkadaş var, dedi ki ya babam derdi ki, babası da hacı yani. Babam derdi ki oğlum, ölüyle şeytan bile uğraşmaz. Bu ne oluyor Türkiye'ye diye. Şimdi böyle bir ülkedesiniz siz. Ve bunları da durduramayacaksınız. Barış isteyenler yürüyecek. Biz bugün Aydın'da, Söke'de yürüdük, Kuşadası'nda yürüdük, Nazilli'de, orada her yerde yürüdük ve insanlar yine koşup geldiler. Bugün bize bomba patlatacaksınız, yarın onu diyecekler. Ha, 3-5 azalır diye düşünüyorlar ama hiçbir zaman barış isteyenler bu memleketten eksilmeyecek, bunu bilsinler. Çünkü şu var, barıştan korkanlar yolsuzluk ve hırsızlık yapanlardır arkadaşlar. Çünkü barıştan gayri yasal para kazanamazsınız. Savaşta kazanırsınız bunu. Suyu ne kadar bulandırırsanız o kadar derin görünür. Aslında su o kadar derin değil. Bulandırıyorlar ki derin olsun. Ve bu seçim, isim vermeyeyim, birisi ben bu tekrar seçime giderken dedi ki birisi, abi sakın afiş mafiş yaptırma. Kamuoyu yoklamaları düştüğü an bu adam seçim yaptırmayacak size dedi. Boşuna afişe mafişe masraf etmeyin dedi. Bunu Twitter fenomeni, İsmini söylemiyor herkes. Fuat abinin de yazdı. Herkes yazıyor. Herkes biliyor. Şimdi efendim diyorlar ki Demirtaş dedi ki devlet yaptı. Demirtaş devlet yaptı derken şunu diyor. Kardeşim geçen bir tartışma vardı yine. İsmail Saymaz güzel bir şey söyledi galiba. O söyledi. Dedi ki ya Demirel de bunu söylüyor. Faili meçhul her cinayetten sorumlu devlettir. Sen devlet olarak Surucu çıkartamıyorsun. Teslim edemiyorsun ama başbakan bombasıyla patlamış adam için adalete teslim ettik diyor. Bir tek adam mı patlatır bir bombayı? Hadi bakalım bir 5 kilo bombayı yüklenin de gidin bakalım. Arkadaşlar birileri tolerans görmese bu ülkede hiçbir yerde bomba patlamaz. Ve demin çok güzel bir şey anlattı başkan. Ya arkadaşlar insanların acısı var. Utanmadan üstüne biber gazı sıktınız ya. Ya bu kin ve nefret nedir ya? Adam barış istiyor, barış. Başka bir şey istemiyor. Adam ölmüş, ölmüş ölmek üzere can çekişenin de üstüne biber gazı sıkıyorsun. Buraya girmeyin. Burada bilmem ne yapmayın. Geçmiş olsun. İçişleri Bakanı diyor ki biz burada koruma aldık, orada koruma aldık. İstifa edecek misiniz diyor. Kardeşim senin tapelerde çıkan bir emir komuta zincirin var. Allah muhafaza. Bırak onu devletme İçişleri Bakanlığı. Memuriyet yapmanız suçtur zaten bu saatten sonra. Siz bir tek yerden emir bekliyorsunuz ve o emre göre hareket ediyorsunuz. Emir de şudur, iddiam da şudur. 1 Kasım seçimleri için anket yapılmıştır. Bu ankette AKP tek başına yine 400'ü yakalayamayacaktır. Ve nitekim de bunu dün yine basın toplantısında Sağlık Bakanı dedi ki 400 vermediniz böyle oldu. İtirafçıdır kendisi zaten. Şey Burhan Kuzu. Burhan Kuzu dedi, pardon, özür dilerim. Onun da var öyle bir demeci. Var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun da var. Yani ne yaptınız? Seçmediniz. Şu anda anlıyorum ki anketlerde AKP %35 civarlarında. Bakın bildiğimden değil. Çünkü %35'e düştüğü gün kendileri dediler bir gün tahammülümüz yok burayı bırakmaya. Bıraktıkları an bu olacak. Bugün taşeron IŞİD'tir, yarın taşeron başkası olacak. Bütün mesele ezber bozulan 17-25 Aralık'tır. Bir konuda çok dürüstler yalnız. Helal olsun. Hiç biz çalmadık diyen yok. Sadece niye yakaladınız diyorlar. Peki. Mesele bu. Biraz da açarak devam edeceğiz. Şimdi Murat İde ile ben devam edeceğim ama sevgili seyirciler şunu da hatırlatmakta fayda var. Şu anda Mercek Altı programı canlı yayında karşınızdayız. Televizyonların en özgür platformu, bunu ben sürekli vurguluyorum ve biz burada konuk davetimizi yaparken her kesimden konuklara davet gönderiyoruz. Özellikle iktidara yakın isimlerin, hem iktidar kanadından partili isimlerin, aynı zamanda iktidara yakın gazetecilerin de biz burada olmasını, aramızda olmasını, bu tartışma ortamında, bu özgür platformda olmalarını
istiyoruz. Ama maalesef olumlu sonuç alamıyoruz. Bu davetimize icabet alamıyoruz. Özellikle iktidara yakın kesimlerden. Ama yine bizim platformumuzun, programımızın açık olduğunu belirtelim. Haftaya da inşallah Allah izin verirse programımız olacak. Bir engelle karşılaşmazsak arıyoruz, çağırıyoruz, davetlerimizi yapıyoruz. Bunu da bilinmesini istedim. Bundan sonraki programlar için de bizim programımızın sandalyeleri her zaman müsaittir. Burada kim olursa olsun gelsin ve programda bizimle beraber olsun Turan, diyoruz. Gelemezler Murat'tan 30 saniye izin isteyerek söyleyeyim niye gelemeyeceklerini. Biz Halk TV'de uzun süre program yaptık. Halk TV'ye AKP'li, o zaman milletvekili değildim, AKP'li gazetecileri de davet ettik. Her hafta da davet ediyorduk. Gelin kardeşim birlikte tartışalım. Belki biz yanlış söylüyoruz diye. Bir gün kamuoyunun çok tanıdığı, ismini vermeyeceğim çünkü versem yalanlayacak, bir gazeteciyi aradık. Dedi ki bu akşam programımız var, sen de gel, AKP'li bir gazeteci, tartışalım, konuşalım. Aynen şunu söyledi. Ben gelemem, Recep Tayyip Bey kızar dedi. Halk TV'ye çıkmama kızar dedi. Düşünün, gazeteci Halk TV'ye gelemiyor, niye Tayyip Erdoğan kızacak diye. Onun için hiç boşuna davet etmeyin, gelemezler. Biz en azından davetimizi yapıyoruz. Evet. Sayın İde, şimdi Suruç aydınlatılmamışken, haliyle Ankara'da böylesine bir Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil kaybının verildiği bir terör saldırısı gerçekleşince akıllara bir sürü soru takılıyor. Bunlardan biri de haliyle ilk soru, ya bir güvenlik zafiyeti var mı? Neden böyle bir saldırı oldu? Neden bunu önleyemediniz diye muhataplarına soruluyor. Sonrasında sorulan sorular da var. Tabii ki çok soru var. Seçime gidiyoruz. 20 gün var. Suruç'u yaşamışız. Zaten terör saldırıları biraz önce söyledim. Devam ediyor. Bugün de programa gelmeden bir askerimiz daha şehit oldu. Yanlış bilmiyorsam 3 de yaralımız varmış. Bunu da buradan söylemiş olalım. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Maalesef bu acılar devam eder. Halk haliyle soruyor. Neden diye soruyor ve güvenli bir şekilde ben sandığa gidecek miyim, gitmeyecek miyim kaygısı var. Bunda kaygılanmakta haklı mıyız, haksız mıyız? Ya elbette haklıyız. Ben sorundan önce hani Haziran'dan bu yana herkes de söyledi, bir şiddet sarmalındayız yani ülke olarak. Dolayısıyla Haziran'dan bu yana 170'e yakın şehidimiz var. Son olarak Ankara'daki bu hadisede 100'ün üzerinde can kaybımız var. Hepsine bir Allah'tan rahmet dileyerek önce bir girmek isterim. Yaralılara da acil şifalar. Çok klasik bir şey gibi durur ama bunu söyleyerek başlamak isterim. Sonuçta biz toplum olarak şiddet konusuna bir defa cenazemiz var. Koskoca bir toplumun şu anda cenazesi var. Hala cenazeler devam ediyor. Aslında vicdanen ve manen daha özgür, kendimizi daha özgür hissedebileceğimiz bir ortamda, bir zaman diliminde konuşmayı isterim. Çünkü hem düzenlenen gösterinin niteliğine hem katılımcılarına dair söylemek istediğim ya da fikir sahibi olduğum birçok nokta var. Ama şu anda cenazemiz var. Dolayısıyla bize çok küçük yaşlardan itibaren öğretilen bir şeydir bu. Bu müesseseye saygı göstermek. Dolayısıyla daha belki ilerleyen zamanlarda farklı şeyler konuşabilir, tartışabiliriz. Ama biz çok uzun zamandır birçok şeyi o kadar kanıksadık ki, son olarak biraz önce artık Sayın Vekil, meslektaşımız ama Sayın Vekil bir yanıyla da mesela AKP'li gazeteci derken o kadar normal bir şeymiş gibi söyledi ki bunu kanıksadık. AKP'li bir gazeteci. İşte X şeyli bir gazeteci, Y taraftarı. Olmazsa görev yapamıyor. İşte yani bunları o kadar kanıksar hale geldik ki. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir akıl tutulmasını toplum olarak yaşıyoruz ki, akıl tutulması yaşamış bir topluluk da bizi yönetiyor. Eğer bizim bir akıl tutulması gibi bir sorunumuz olmasa, toplum olarak söylüyorum, burada bir milletime yönelik bir hakaret ya da bir şey yok, bir durum tespiti bu. Bir toplumda akıl tutulması yaşanmıyor olsa o toplumu aklı tutulmuş, akıl tutulması yaşayan insanlar yönetemezler. Yani bunun bir bedeli, işte siyaseten bedeli, şuyla bedeli, biraz önce Tayfun abi söyledi. Yani gülüyor, bakan gülüyor. Normal, gülmesi gayet normal. Bugüne kadar hiç alışık olduğu bir şey değil ki. Bir sürü bedel ödemesi gereken insanlara ben onu harcatmam, ben bunu harcatmam, ben şunu yapmam, ben bunu yapmam.
Yani hep dönüp dolaşıp hani bir Bilal uğruna'ya geliyoruz. Dolayısıyla işte budur. Bu. Teşekkür ederim. Hadise bu. Bir Bilal uğruna. Fakat biz şiddet konusunda da öncelikle toplum olarak yine bir şey içerisindeyiz. Bir ikilem içerisindeyiz. Şiddetin ve şiddetin taraflarının tarifini yapmakta zorlanıyoruz bana göre. En başta onu özellikle kayda düştüm. Bakın orada kaybettiğimiz her can bir öykü, her can bir roman, her can bir ne bileyim sevenleriyle, her can bir emek, bugüne kadar verilen emekle. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, bunu özellikle kayda giriyorum. Birazdan söylemek istediklerimin öncesinde. Ve cenazemiz var. Koskoca bir millet hala cenazelerini defnediyor. Bunun siyaseten şurada durmuşu, burada durmuşu, şöyle bakmışı, böyle gitmişi, bunlar konuşulmaz. Ortadaki bir cenaze. Ancak biz şiddeti tariflerken bile bir sorun ve bir kargaşa yaşıyoruz. Toplum olarak yaşıyoruz bunu. Dolayısıyla bu tarifi net bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yapamadığımız zaman işte Ankara'da gerçekleşen yürüyüşte şiddetin tarafı olan bir siyasi, onun dışındaki tüm yapıları tenzih ederek söylüyorum. Şiddetin tarafı ve destekçisi olan bir topluluğu bile barış isteyen bir topluluk gibi algılayabiliyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu bir itham değil. Ankara'daki gösteriyle ilgili bir itham değil. O bir demokratik haktır. Şu ya da bu sloganla, şu ya da bu amaçla insanlar yürürler, protestolarını yaparlar, seslerini duyururlar. Fakat biz cumartesinden bu yana Selahattin Demirtaş merkezli, işte HDP milletvekilleri merkezli bir şekilde konuşuyoruz bunu. Şimdi bunu bu şekilde konuşmamızın da bir sebebi var. Daha o yürüyüş başlamadan önce Diyarbakır'dan şehit haberi geliyor, işte bilmem nereden saldırı haberi geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Ve bunu yapan, bunu gerçekleştiren odağa siyaseten destek olan, onun siyasi kolu ve temsilcisi olarak kendini tarif eden insanlar da yollara çıkmış, biz barış istiyoruz diye bir talepte bulunuyor. Şimdi şiddetin tarafının barış istemesi mümkün değil. Bunu niye söylüyorum? Biz şiddeti doğru dürüst tarif edemiyoruz. Şiddeti doğru şekilde tarif edip şiddet adreslerini net bir şekilde ortaya koyamadığımız için böylesine aslında karma karışık fotoğraflarla, karma karışık bir tabloyla da yüz yüze kalıyoruz. Şimdi Allah aşkına hangimiz yakınlarımıza, sevdiklerimize ben koca bir toplumda bir infial ya da bir kaygı yaratmak istemem, buna sebep de olamam zaten ama benim eşim, dostum, birlikte çalıştığım arkadaşlarım, alışveriş merkezlerine dikkat, metroya dikkat, metrobüse dikkat, ona dikkat, vapura buna dikkat. Dikkat, alışveriş merkezlerinde mağazaların yaptıkları iş, ciroları, miroları son 3-4 aydır zaten tavan yaptı artık. Yollar boşaldı, dibe vurdu. 21'de İstanbul'da. Dolayısıyla 20'de 20. Şimdi biz zaten toplum olarak bu anlamda ciddi bir tedirginlik yaşıyoruz. Ama bu tedirginliği yaşarken bunun sadece devletin görevleri belli ama her insanda kendine göre bir takım önlemler alır. Her insanda ne bileyim bir ayağını yere bastığında orası sağlam mı değil mi diye de bir bakar. Biz günlük hayatımızda da bunlara çok dikkat etmiyoruz. Bütün bunların sorunu olarak ben yine oraya geliyorum. Şiddet tarifimizde bir sorun var. Şiddet tarifiyle birlikte buradan başlayan sorun da barış tarifinde de bir sorunumuz var. Ve biz yönetenlerin yaşadığı ve yaşattığı sorunların yanına bir de kendi başımıza bambaşka bir sorun ilave edip işi iyice içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Dolayısıyla ben Sayın Bakan'ın orada tebessüm etmesini de, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik zafiyeti yok gibi bana göre tarihe geçecek komedi cümlesini de beraberinde şiddete destek veren ve onun siyasi temsilcisi olarak siyaset yapan insanların barış sözcüğünü bu kadar pervasızca kullanabilmesini de toplumsal bir şuur sorunu olarak değerlendiriyorum. Ve en başta onun için söyledim. Biz toplum olarak bir problem yaşıyoruz. Toplum olarak bu anlamda problemliyiz ki bizi problemli birileri yönetiyor. Doğru. Ortada böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi işin istihbarat boyutu. İstihbarat teşkilatımızın neyle meşgul olduğu konusunda hepimizin bir fikri var. İstihbarat teşkilatımızın bununla uğraşmasına da gerek yoktu ki bu işle. Yani bu ülkede istihbarat teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı bu ülkenin göz bebeği kurumlardan bir tanesi. Milli İstihbarat Teşkilatı
bugün henüz daha net bir şekilde belli olmamış olsa bile bu bombanın failleri olarak tariflediğimiz konuşmaların başından bu yana bir adresi işaret ediyoruz. IŞİD diyoruz. İşte içinde El Nusra'sının ona desteği var. Şu su var, bu su var. Ya bu insanlara silah gönderirken tırları durduran savcıyı, hakimi, şuyu, buyu neyse bunlar cezaevinde. Ve biz bu eylemde istihbaratı alıp önleyici bir faaliyet göstermesi gereken güvenlik teşkilatımızın tırlarla onlara silah götürürken kabak gibi fotoğraflarını, görüntülerini gördük. Ve şimdi oturduk toplum olarak da bu istihbarat teşkilatından, o istihbarat teşkilatını yöneten o zihniyetten, ona o talimatı veren bu siyasi iktidardan biz bunun istihbaratını yapmasını bekliyoruz. Şimdi hiçbirimiz sağlıklı düşünmüyoruz ki. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Hepimiz, sizler daha gençsiniz, eylemlerin içinden geçtik. Ve yine bu dönemde bir emniyet müdürümüz, yani görevden alınan emniyet müdürlerinden birisi çok güzel bir şey söyledi. Suruç'ta ya da burada, böyle bir eylemde, böylesine bir kalabalık içinde, ben öğrenciliğimde sonrasında eylemlerin hepsinde neredeyse eylemci kadar içinde istihbaratçı ve polis olurdu. Nerede bunlar abi? Ya bir de böyle sorular var yani. Şimdi orada 33 tane adam basın açıklaması yapıyor. Fakat bu basın açıklamasında sanki bunları koymuş patlatmışlar kardeşim insanları. Yani bunların dışında kimse yok. Böyle enteresan şeyler var. Ve ondan sonra biz adamı aldık, teslim ettik, bilmem ne yaptık filan safsatasına kimse inanmıyor. İnananlar belli ve zaten. Ve o bombacı orada gün boyu oturuyor biliyor musunuz? Suruç'ta. Gün boyu katliamdan kurtulanlar anlattılar. Canlı bomba Suruç'ta ta ki o genç arkadaşlar gelip açıklama yapana kadar açıklama yapılacak yerde kapıda saatlerce oturuyor ve bekliyor sırtındaki çantayla. Ve bir şey daha düşünecek. O çocuklar da ya bombacılar da 17, 18, 19 yaşında çocuklar. Bu nasıl kin ve bir nefrettir ki? Bir de işin bu boyutuna bakalım. Bir insan kendisini parçalıyor ve tanımadığı adamları parçalama koruna. Bu zehir nedir? Yani insan öldürmeye yönelik bu zehir nasıl ve neyle işlenir? Ama Erdoğan dedi insan? Ya kindar nesil bunu, yetiştireceğiz bunu dedi. Zaten işte kindar şekilde, nesil yetiştiriyor. Hayır söyledi. Hiçbir tarif edemezsin. Yani bunu zaten anlamak da mümkün değil bir insan olarak. Fakat mesela şeyde bu tür eylemlerde hani ağırlıklı olarak meslek hayatım boyunca toplumsal olayları takip ettim. Toplanma noktalarından polis genellikle uzak durur. Bu eyleme özel bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla o bölgede niye polis yoktu sorusu sanki her toplanma bölgesinde yoğun bir şekilde polis varmış gibi bir... Mutlaka şunu anlatmayayım. Oluyor, şüphesiz içeride var. Nitekim bir takım raporlar da var. İstihbaratçı, polisler yani, şunlar bunlar dolaşıyor. Yani bakarlar şüphelendikleri bir adamı bomba üstünde hani üstünde bir şey mi var bilmem ne mi var filan. Bu bomba dediğin sorunu, şey bir gömlekle gelmiyor yani. Sorunu teknik bir sorunmuş gibi okumaya çalışmanın bir hata olduğu kanaatindeyim. O niyetle söylüyorum. Yani orada polis şurada şöyle bir önlem alsaydı böyle bir... Bunların hepsinin beyhude muhakkak, olduğunu düşünüyorum. Muhakkak orada sonuna kadar ve, haklısın. Ve şeyde de yani o tespiti bunca yıllık yani 26 yıllık bir tecrübedir sonuçta. O tür toplanma merkezlerinde, toplanma yerlerinde yoğun bir çevik kuvvet grubu vesaire böyle bir polis şeyi genelde olmaz. Zaten talep edilen orada bir çevik kuvvet yoğun olmaz. Genelde olmaz. Yani. Yok ben teknik olarak bir yani şey söylüyorum. Bütün alanından 3 kilometre ötesinin sorumluluğu kabul etmemesi zaten problem. Bunu yani bu tartışmıyorum bile. Bakalım, değil mi? Bunu tartışmıyorum bile canım. Bunu tartışacak yani, yanım var. Böyle saçmalık olabilir mi? Olmadığım yer var. Ben sadece oradaki o teknik şeyden söz ediyorum. Yani bunun üzerinde tartışmak bu bizi boğar. Evet yani. Diğer tarafı gölgeliyor. İşte o bakanın veya işte bu devletin, bu iktidarın bu anlamdaki sorumluluğunu, bu istihbarat teşkilatı yani ben demiyorum. Ben bu kadar göz bebeği gördüm. Bir kurumla ilgili böyle konuşmam ama o teşkilatın deneyimli insanları, çoluk çocuğun eline bırakılmış bir halde bu teşkilat yani. Hayır kimseyi bırakmadı. Çoluk çocuğun eline bırakılmış bir halde. Ama şöyle bir şey var tabii. Ankara'yı bilmeyenler için de söyleyelim. O bombanın patladığı yer Milli İstihbarat Teşkilatı adlı kuruma 3 kilometre uzaklık. Anca. 3 kilometre. 2 kilometre ötesinde zaten Kaçak Saray var değil mi 2-3 kilometre ötesinde? Evet. 2-3 kilometre ötesinde de Emniyet Müdürlüğü var. Yani güya Ankara'nın en iyi korunduğu yer. Ama ya genel kurmaya tuzak genel kurulan kurmaya zarflar yakın. Genel kurmayın şimdi, önünde dağıtıldı. Tabii bu şimdi hiç konuşulacak burada bir sıkıntı daha var. Türkiye'de kendisini patlatmaya hazır 16 canlı bombanın daha olduğu ve bunların
Emniyet Müdürlüğü'nün, işte Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın elinde olduğu, bu isimlerin ve fotoğrafların olduğu da gazetecilerin kulislerinde, siyasi kulislerde konuşuluyor. Şimdi biz aslında şunu tartışmalıyız. Bir kameraman arkadaşımdan ve rejiden rica edeyim. Bir şöyle kartonet getirdim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden vahim faydalandım. Vahim bir tablo gerçekten. Evet, şimdi yakın, bakın 7 Haziran evet. seçimlerinden bugüne, Cumartesi günü katledilen arkadaşlarımızla birlikte tam 727 kişi hayatını kaybetmiş. Bunu niye getirdim biliyor musunuz? 727 diyoruz, 500 insan diyoruz, 300 insan diyoruz ve bunlar böyle bir istatistik gibi, bir bilanço gibi anlatılıyor. Olayın vahametini, nasıl bir şiddet sarmalının içine sokulduğumuzu anlatabilmek ve bu gece televizyonda bizi izleyen insanların, meselelere duyarsız olan insanların varsa eğer içlerinde, onların rahatsız olması için gösteriyorum. Bakın, 241 sivil hayatını kaybetmiş. 80 asker, 62 polis, 3 korucu şehit olmuş ve 341 PKK'lı öldürülmüş. Bir şiddet sarmalının içindeyiz. 7 Haziran'dan özellikle bugüne. Ne oldu da 7 Haziran'dan bugüne Türkiye'nin her tarafı adeta bir kan gölüne döndü? Ne oldu da birdenbire Tayyip Erdoğan'ın bize 5 yıldır anlattığı çözüm masası, çözüm süreci, Kürt sorununun ya da terör sorununun adına ne derseniz deyin, birdenbire onların konuşulduğu masa dağıldı. Bu masanın dağılmasının sebebi ve 727 insanın şu ya da bu şekilde çıkan çatışmalarda, operasyonlarda, bombalı saldırılarda ya da değişik fiillerde öldürülmesini ne sağladı? Bunun tek bir sebebi var. Tayyip Erdoğan, AKP'nin 7 Haziran'dan sonra yapılacak olan seçimlerde tek başına iktidar olamayacağını gördü. 7 Haziran'la birlikte kafasındaki başkanlık hayalleri sona erdi. Ve o günden bugüne az önce Tayfun Talipoğlu'nun ironi olarak söylediği toplumsal psikoloji hazırlanmaya çalışıldı. Halka kanlı bir şantaj yapılmaya başlandı. Bakın, şu anda Türk halkı sarayın kanlı bir şantajıyla karşı karşıyadır. Ya bana iktidarı tek başına verirsin ya da Burhan Kuzu'nun dediği gibi kaosa, gözyaşına, acıya boğulursun. Bugün bizim getirildiğimiz nokta toplumun AKP'nin tek başına iktidara razı edilmesi sürecidir. Çünkü topluma şu dayatılıyor, bakın biz tek başımıza iktidarken çözüm sürecini yürütüyorduk, PKK ile masaya oturmuştuk, şiddeti sona erdirmiştik ama ne oldu? Bizi iktidardan düşürdünüz, bakın başınıza neler geliyor. Bunun adını bir kez daha söylüyorum, bunun adı halka şantaj yapmaktır. Burada bir eksiklik yok mu? Affına sığınarak. Estağfurullah. Burada suçu hafifleten bir tarif ve sorunlu bir tarif olarak PKK'yı da anlatacağım. Burada. Yok, ben özellikle ben başkan olmadım, tek başıma iktidar olmadım ve 7 Haziran'da ortaya çıkan tablodan sonra Türkiye böyle bir noktaya getirildi. Ben bunun hani bunun üzerine de konuşabilelim diye söylüyorum. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Ben bunun 7 Haziran sonuçlarıyla başladığı kanaatinde değilim. Bizzat biz çözüm süreci denen o süreç, ben böyle bakmıyorum, adını çözüm kabul etmiyorum. Ya onlar öyle dediği için ben öyle diyorum. Tırnak içinde. AKP'liler öyle dedikleri için. Bu süreç sona erdiği için değil. Bu sürecin kendisi bizzat başladığı ve yaşandığı için biz bunları yaşıyoruz. Evet, 80 milyon. Hayır, onu söylüyorum zaten. Onu söylüyorum. Yani dolayısıyla ama bu suçu hafifletiyor. Hayır, yani sadece başkanlık istedi değil. Burada değil. Özür dilerim Barış'ım. Buradaki hikaye şu. Zaten başkanlık şunun için istiyor. Dok işte devam etsin, kimse bizi yargılamasın bilmem ne. Ortamı zaten hazırlamışlardı daha önce. Ama plan 7 Haziran'da bozuldu. 7 Haziran'da bozuldu. Peki hazırlarken bir ortağı yok muydu? Ortağı var işte. Kim? Ortağı var. Onu söyleyeceğim. PKK'ya anlatacağım. İşte oraya konuşalım diye burada söylüyorum. Burada sıkıntılı olan şey şu. 7 Haziran seçimlerinden sonra bakın her şeyi çok kolay unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Çünkü her gün bilgi bombardımanı altındayız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu tam koalisyon görüşmeleri için ilk kez buluştular. 10 Temmuz günüydü sanırım. 10 Temmuz. El sıkıştıkları gün, merhabalaştıkları gün, millet iradesini, sandığa yansıyan millet iradesini hükümete yansıtmanın görüşmelerine başladıkları gün Suruç'ta bomba patladı.
Ve o görüşme bir kere nerede kaldı? Gölgede kaldı. İki, biz Suruç katliamını, Suruç'ta katledilen 33 insanı, AKP-IŞİD ilişkilerini PKK'nın yaptığı eylemler yüzünden tartışamadık. Ya da PKK'ya atfedilen eylemler yüzünden. Hatırlayın, Suruç'ta 33 gencimizin katledilmesinin ardından Muş'ta iki polisimiz PKK'nın bugüne kadar yapmadığı bir eylem tarzıyla şehit edildi. İki polisimizin evine girildi ve enselerine kurşun sıkıldı ve şehit edildiler. Ve Türkiye o günden bugüne müthiş bir şiddet sarmalına girdi. Bu eylem biçiminin örneği var. İki örgüt de var Türkiye'de. PKK üstlenmedi o yüzden diyor. Anladım. Bizim ama değil dediği yani için. Biz yapmadık dedi. Şimdi Türkiye PKK'nın da katkısıyla, tırnak içinde söylüyorum, olumsuz katkısıyla müthiş bir şiddet sarmalının içine çekildi. Ve tam da aslında sarayın istediği tablo ortaya konulmuş oldu. İşte sonuç 727 ölüm. Ne uğruna? Birilerinin kaçak sarayda rahat oturabilmesi, Bilal'in İtalya'da rahat rahat dolaşabilmesi için. Bugün bu kadar insanın ölmesi, bunca acının yaşanması, bunca gerilimin yaşanması Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'deki avanelerinin tek başına iktidar olma ve iktidarı kaybetmeme arzusundan kaynaklanıyor. Bakın 1 Kasım'da bir seçime gideceğiz ve hala acaba Mart ayında, Nisan ayında bir seçim daha olacak mı diye bir endişe var toplumda. Çünkü AKP ve AKP'yi yönetenler iktidarı antidemokratik bir biçimde bırakmak istemiyorlar. Neden bırakmak istemiyorlar? Çünkü eğer iktidar el değiştirirse ya da iktidara yeni ortaklar gelirse kurdukları suç örgütü, suç ilişkileri açığa çıkacak, ortaya çıkacak, bakanlıklardaki yağmalar sona erecek ve en önemlisi bugüne kadar yapılan yağmanın hesabı sorulacak, hukuksuzluğun hesabı sorulacak. Bakın bunu söyleyip bırakayım, diğer arkadaşlarımızın söz hakkını gasp etmeyeyim. Türkiye seçime giderken kamuoyunun özgürce konuşamadığı, kamuoyunun özgürce oluşamadığı bir dönemde seçime gidiyor. Sizin kanalınızın da içinde bulunduğu 7 televizyon kanalı hukuksuz bir biçimde, keyfi bir biçimde yasalar ve anayasa ayaklar altına alınarak Dijitürk'ten ve Türksat'ın diğer platformlarından derdest ediliyor, yayın yapmaları engelleniyor. Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Bülent Keneş attığı bir tweetten dolayı Cumhurbaşkanı'nı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Serbest bırakıldıktan sonra peşini bırakmıyorlar ve savcı hukuk tarihine geçecek bir başvuruyla Bülent Keneş'i yeniden gözaltına aldırtıyor. Efendim gözaltından çıktı, tweet atmaya devam ediyor diye, dünyanın neresinde tweet atmaya devam ediyor diye bir suç vardır? Neresinde vardır? Ahmet Hakan yumruklanıyor. Hürriyet gazetesi baskına uğruyor. İçinde yayın yaptığımız bu kanalın yarın yayın yapıp yapamayacağını dahi bilmiyoruz. Çünkü hukukun ayaklar altına alındığı ve tek bir muhalif sesin bile duyulmasına izin verilmediği adeta bir diktatorya yönetiminden geçiyoruz. Geçen gün Flash TV'de de söyledim. AKP Hitler döneminin propaganda bakanı Goebbels'in ortaya koyduğu teze uygun bir gazeteci profili ortaya çıkardı. Goebbels'e rahmet okuttular. Rahmet okuttu. Goebbels ne demişti? Goebbels, Alman propaganda bakanı, şunu demişti gazetecileri tarif ederken. Gazeteciler piyanonun tuşları gibi olmalıdır. Biz hangi tuşa basarsak o sesi çıkarmalıdır demişti. Şimdi o piyanonun tuşları gibi bir medya ortamı yaratılmak isteniyor. Ama buna rağmen 1 Kasım seçimlerinde bu şiddet sarmalına, bu iktidar hırsına, bu iktidar uğruna toplumu acıya, kana, gözyaşına boğan anlayışa rağmen ben halkımızın sandığa giderek AKP'nin yarattığı bu karanlığa son vereceğini umuyorum. Peki, şimdi seçim kısmı çok önemli. Orayı biraz açacağız ama herhalde kısacık bir reklam aramız var. En azından o reklam arasına girelim. O aranın ardından sevgili seyirciler seçime de bir parantez açacağız ama bir şey daha vurgulamak istiyorum. Şimdi sizlerden mesajlar geliyor. Bazı seyircilerimizden özellikle ben yine de saygı duyuyorum. Ön yargılı olarak işte hiç PKK'ya laf söylemiyorsunuz, şudur budur şeklinde tepki mesajları da var. Ben çok net bir şey söyleyeyim. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür sevgili seyirciler. PKK'ya laf söylüyoruz.
PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Bizim yanında durduğumuzsa Türkiye Cumhuriyeti devletidir, bayrağımızdır. Kim insan öldürüyorsa teröristtir. Bunu da çok net bir şekilde buradan ifade etmiş olalım. Sonra devam edeceğiz. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya geldiler. Kimisi öğrenciydi, kimisi işçiydi. Kimisi evli, kimisi bekardı. Her birinin farklı bir öyküsü vardı. Aralarında 9 yaşındaki Veysel de vardı, 70 yaşındaki Meryem Ana da. Tek bir amaç için bir aradaydılar. Hep birlikte yürüyecekler. Barış isteklerini haykıracaklardı yüksek sesle. Ama olmadı. İnsanlık düşmanları pusudaydı. Peş peşe patlayan iki bombayla bir anda can pazarı yaşandı. Neşeli, umut dolu sesler yerine acıya, yakınlarını kaybeden insanların hüzün ve öfke dolu bakışlarına bıraktı. O gün bomba sadece o meydanda değil, tüm Türkiye'nin vicdanında patladı. Milyonlarca insan kalbinden, vicdanından yaralandı. Tablo netleştikçe durumun vehameti daha iyi anlaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında yeni evli bir çift de vardı. Makinist Yılmaz Elmascan da bir yıl önce evlendiği eşi öğretmen Gülhan Karlı Elmascan Adana'dan çıkmıştı yola. Birlikte can verdiler. Hayatını kaybedenlerden biri de cumartesi annelerinden 70 yaşındaki Meryem Bulut oldu. Katliamın en küçük kurbanı ise 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan'dı. Yaşamını yitirenlerin ölmeden kısa süre öncesine ait son paylaşımları bile barış dilekleriyle doluydu. İstanbul'da yaşayan Dicle Denli çektiği fotoğrafı Ankara'ya barış getirmeye gidiyoruz mesajıyla paylaşmıştı sosyal medya hesabında. Ama saldırıda o da hayatını kaybetti. Farklı adreslerde defnedilen cenazelerden geriye acı hikayeler ve gözyaşlarıyla geride bıraktıkları kaldı. An itibariyle resmi olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 99. 65'i yoğun bakımda olmak üzere 160 kişinin tedavisi ise sürüyor. HDP'nin açıkladığı rakama göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 128. Türkiye bu karanlık olayın aydınlatılmasını, ölenlerin katillerinin ve buna neden olanların adalete teslim edileceği günleri bekliyor. İşte o zaman barış için can veren insanların ruhları huzur bulacak, işte o zaman umut ettikleri barışa ülke olarak bir adım daha yaklaşacağız. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayında Mercek Altı devam ediyor sevgili seyirciler. Yayının reklamlardan önceki bölümünde de söylemiştim, hatırlatmıştım. Bunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. Ekranlarımız ve bu platform programımız herkese açık sevgili seyirciler. Hükümete yakın isimlerinde, hükümete yakın gazetecilerin böyle bir tabir kullanıyor olmaktan da aslında büyük üzüntü duyuyorum. Yani gazeteci dediğin sadece gazetecidir. Ona yakın, buna yakın olarak nitelendirilmesi de hoş değil ama maalesef Türkiye'de şu anda bu tabloyu yaşadığımız için ben de bunu dile getirmek zorundayım.
Bu program dediğim gibi herkese açık. Biz davetlerimizi sürekli yapıyoruz. İcabet edilmiyor. Yani o yüzden buradan belki bizi seyreden seyircilerimiz veya tweet atan seyircilerimiz neden böyle olarak soruyor olabilir. Buradan da bir cevap vermiş olalım. Önümüzdeki programlar için ümitliyiz. İnşallah gelirlerse burada her türlü soruyu sorarız, tartışırız ama tabii ki biz soru sorarız. Çünkü biz gazeteciyiz sevgili seyirciler. Karşımızdaki kişiye göre değil, kim oturursa otursun soruyu sorarız. Alacağı, vereceği cevap da kendisini ilgilendirir. Öte yandan sevgili seyirciler, tabelamız terörü lanetliyoruz. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bir Murat İde'ye döneceğim. Biz reklamdayken kendisiyle de konuştuk. Bazı seyircilerimizden gerçekten de çok kötü niyetli mesajlar geliyor. Bir sanki terör örgütüne yanaşıyorsunuz tarzında bir itham var. Bununla ilgili bir iki cümle söylemek ister misiniz? Yani buna hepimizi dahil ederek böyle bir şey yapıyorlarsa o zaman kategorize edelim. Beni de bari Tamil gerillalarının arasına serpiştirsinler derim. Yani bu bak, çok yarın hemen yazarlar. Yani itiraf etti diye. Murat İde'yi itiraf etti. Mümkün. Ya bu çok çok ciddiye alınacak bir şey değil. Geneli için söylüyorum. Ama benim az önce itiraz ettiğim bazı algılar da bazı sebeplerle gelişiyor tabii ki. Burada bu şekilde yaklaşanların büyük bölümünün aslında ne amaçla o sosyal medya çalışması yaptığı konusunda fikrim var. Fakat mesela biraz önce Sayın Vekil'in gösterdiği neydi onun adı? Kartonet. Kartonetler. Orada elbette bu ülkedeki her gösterelim can kaybı. Gösterelim mi daha yayı kaçıranlar için? Bu ülkedeki her can kaybı açık bir şekilde can kaybıdır yani. İnsan hayatıdır bu. Bunun tartışılacak, konuşulacak yanı yok. Fakat mesela orada benim itiraz ettiğim nokta 241 sivil, 80 asker, 62 polis, 3 korucu gibi devam edilmiş ve oraya 341 PKK'lı denmiş. Evet, gerçi orada gazetesi. Okunması itibariyle evet. PKK'lı diye de okunuyor. Onu çok önemsemiyorum o tür şeyleri. Şimdi o 341 dediği rakam şey. Aslında Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 2000 civarıydı. Dolayısıyla bir ülkede o ülkenin meşru gücünün, silahlı gücünün şehitleriyle birlikte aynı listede o ülkeye, o ülkenin sistemine, o ülkenin bayrağına, o ülkenin birliğine, bütünlüğüne savaş açmış bir topluluğun, bir terör grubunun kaybını bu listeye dahil ettiğiniz zaman bu tür refleksler gelişir. Yani özellikle bizde bu anlamda genetik kodlar biraz daha farklı ve kemikleşmiş. Ama o tablo Murat, dolayısıyla, yanlış anlaşılmasın. Can o kaybını anlatıyor, ona bir itirazım yok. 7 Haziran'dan sonra... Ne oldu da Türkiye bir şiddet sarmalının içine sokuldu da 727 insan hayatını kaybetti. Bak, zaten hayır, bütün, ne oldu da yani? Bütün şimdi o bir yerdeki bir vali gibi bakmıyorum meseleye. Efendim işte dağdaki içinde ağlamayan onun için acının yeri yurdu şeyi falan olmaz. Ovası dağı şuyu buyu olmaz. Ancak ben orada bu anlayıştan biraz daha farklı bir şekilde... Bir ülkede hatta bütün ülkelerde bu tür bir başkaldırı varsa bu ölümde göze alınıyordur ve bunun da bir bedeli vardır. Bu gayet açık ve net. Yalnız bir ülkenin oradaki rakamlarda sivil ölümler de var. Hı hı. Ve bu sivil ölümler içerisinde çoluk çocuk yaşlı insanlar da var. Şimdi bunları görmezden gelerek bu meseleye yaklaşmak AKP'nin kendisi açısından uygulamaya çalıştığı ve yürürlüğe koymuş olduğu dalgaya, o şövenist dalgaya, o kendisini mobilize etmek için uygulamaya koymuş o dalgaya rüzgar üflemek anlamına gelir. Bu ülkede barışı savunacaksak bu işi hamasetle yapmamak lazım. Bu ülkenin de savaşın mağdurları var, evet. Yani savaş. Buradaki şimdi bu ülkede, savaştan mağdur olan herkesini sahiplenmek bakın, lazım. Sorun, sadece yani eğer barış istiyorsak, ama, barış tamam. istiyorsak dinleyeyim. Yine bu meseleye ilişkin daha objektif bir tavır ortaya koymak tamam, lazım. Benim sırtımda yumurta küfesi yok. Ben barış talebini bütün açık yüreklilikle toplumun bütün kesimleri için istediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu açıdan da yani şimdi çocuklar öldü, yaşlı insanlar öldü. Lice'de 8 günlük sokağa çıkma yasağında yaşları 9 ile 70 arasında değişen insanlar evlerinden çıkarken öldürüldüler. Şimdi bunları görmeden barış talebini dile getirilmek tek taraflı bir talep olur. Ve bunun da bir karşılığı olmaz. O yüzden hani... barışı güçlü bir şekilde dile getireceksek, şimdi az önce siz cenazelerimiz var falan diyerek işi kibarlaştırdınız. Fakat orada katılımcılarla ilgili bazı laflar ettiniz. Dünkü eylem bütünüyle sivil bir eylemdi. O sivil eylemi şiddet yanlısı olarak gösteren laflarınızdaki en ufak bir ima bile kaybettiğimiz 100 arkadaşımızın, yoğun bakımda yatan 60 arkadaşımızın,
ve yaralı arkadaşlarımızın hatırasına ben saygısızlık olacağını düşünüyorum. O yüzden de dünkü eyleme ilişkin bu tip yorumların yapılmasını çok tehlikeli buluyorum. Oraya gelen insanların ellerinde hiçbir şey yoktu. Oraya gelen insanlar otobüslerle, sivil otobüslerle geldiler. 70 yaşında çaycılık yapan teyze orada öldü. Ve onun ölümüne üzülmeyeceksek bu ülkede barışı savunamayız demek. Şimdi ben bu yorumu anlamadım. Bir dakika. Yok yok. Çok güzel bir şey söylediniz ama şimdi hamasetle konuşmayalım derken bu kadar böyle allı pullu bir hamaseti hakikaten tebrik ederim. Yani bu çok açık burada bir şey. Hamaset bakın, yok. Burada açık bir bak, barış savunusu var. Başka tek bir taraflı şey barış savunusu. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi barış sözüne de geleceğim. Ben kaybettiğimiz canlarla ilgili sizin aksinize rahmet okuyarak başladım. Birincisi bu. Bu sizin tercihiniz. Bir saniye efendim. Sizin üzerinize bir de ben rahmet ekledim. Şimdi bununla ne alakası var? Şu alakası var. Benim vicdanımla, yüreğimle hissettiğim bir acıyı dile getirmemi orada süslü laflar diye tarif etmek hoş bir şey değil. Bakın siz dünkü eyleme bakın ben hiç müdahale sürdüremezsiniz. Ya bunu müsaade edin. Nerede sürüldü? Ben orayı kaçırdım. Müsaade edin. Ben bir anlatayım. Yüzlerce insan yaralanmış ve yüz insan ölmüş. E bunu kalkıp şiddetin tarafları oradaydı falan filan derseniz olmaz. Buradan barış savunusu. Siz konuşurken ben hiç konuşmadım. Ama sakince bakın benim katılımcısı oldum. Bittim. Ve tesadüfen hayatta olduğum bir eyleme ilişkin ve her örgütlenmesinin geçmiş her dakikasında olsun yer aldığım bir eylem için bu lafı söylemenize de izin verin de müdahale edin. Şimdi bakın ne söylediğim konusunda emin olun bu cümlelerden sonra hiçbir fikrim yok. Ama şunu bir kez daha söyleyeyim. Ben bu canların her birinin bir öykü olduğunu özellikle not düştüm ki sizin ve sizin mantığınızdaki insanların bu anlamda nasıl bir hamaset yapabileceğini bildiğim için 3 defa not düştüm. Lütfen bakın, müdahale etmeyin. Ben de söylediğiniz şey benim lütfen önemli. Lütfen müdahale etmeyin. Bu yumuşatma şeyleri falan bakın, ben bunlar yumuşatmıyorum kardeşim. Laflar. Bak şurada vicdan diyorum. Siz yürek, vicdan bir dediniz mi? Anlamadım. Hayır yani. Öyle bir şey söylemedim de. Öyle ben şiddetin tarafı diyorum tabii ki canım. Kim? HDP için bunu söylüyorum tabii ki. Şiddetin bir tarafı diyorum. Bak, HDP'den falan bahsetmiyorum. Ama bir konuşayım. Dünkü eylemin katılımcılarına ilişkin bir şiddet taraflarından bahsediyorsunuz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ben siz konuşurken müdahale etmedim. Ya, şimdi bakın, müsaade edin bana. Tartışma klişeleriyle işi yürütemeyiz. Tartışma klişesiyle yapmıyorum evet, kardeşim. Yani, tartışma klişesiyle sen yapıyorsun. Yani, o 9 yaşındaki bebeğe gözyaşı döken biriyle konuşuyorsun. Ben dökmüyorsunuz demedim. Ben döküyorum tabii ki. Tabii ki dökeceğim. Benim evladım, benim vatandaşım, benim canım. Yani bu konuşulur bir şey değil. Hele hele bak birbirimizi tanımıyoruz. Hele hele benim bu konulardaki hassasiyetimi sorgulamaya hakkım ben yok. Ben hassasiyet sorgulamadım. Böyle bir şeyde sorgulanmaz. Hassasiyet sorgulamıyorum. Ancak ben dünkü eyleme baştan itibaren hatayı şurada yapıyorsunuz bana göre. Bu da benim fikrim ya. Sen de buna saygı göster. De ben de demokrasi istiyorsun. Benim konuşmamı kesiyorsun. Diyorum ki tarif şurada yanlış. Barış istiyoruz. Savaş var. Ben bu ülkede savaş olduğunu düşünmüyorum arkadaşım. Senin gibi düşünmek durumunda değilim. Siz bu ülkede savaş olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben bu ülkede savaş olduğunu düşünmüyorum. Yani ben 7 bu ülkede, Haziran'dan beri içinde olduğumuz ortamda olduğunu düşünüyorum. Ben bu ülkede terörle mücadele olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yani açık. Yani nasıl ülkede savaş yok? Ben böyle düşünüyorum. Pazar, cumartesi 100 tane insan öldü. Bak şimdi ben böyle düşünüyorum. Bu ülkede savaş yok. Bu ülkede terörle mücadele var. Ben böyle bakıyorum. Bu ülkede yaşanan şeyi savaş koyduğun zaman adını sonra diğer tarafta da barış ben koyuyorsun. Ben bu bakış açısını diyorum ki. Ben bu bakış açısını ki, Ankara katliamında ölen insanlara misin? Samimiyetle üzüldüğüne inanmıyorum. Ben bu bakış açısı Ankara'da hayatını kaybeden insanlar konusunda senden çok daha samimi olduğumdan tereddüt bile etme. Bence izleyenler kimin samimi olduğunu tereddüt çok iyi anladılar. Şunu bakın, anlatmaya çalışıyorum arkadaşım. Diyorum ki gerçek fikirlerinizi diyorum ki, duygusal cümlelerle gizlemeye çalışıyorsunuz. Bak diyorum ki benim hiçbir şey gizlemeye evet, gizlemeye bak birbirimizi tanımıyoruz. Benim hiçbir yok, şey gizlemeye çalışıyorum. Diyorum şey karakter tanımı yapmıyorum. Abi şunu bir bitireyim. Hani şu cümleyi bir kurayım. Bak diyorum ki daha dün sabah bu ülkede bir polis şehit olmuşken bugün işte askerimiz ondan önce şurada burada vesaire bir sürü can kaybetmişken şiddetin tarafı olan bir siyasi anlayışın ya da şiddete sırtını dayayan ben söylemiyorum arkadaşım bunları. Onu soracağım nereden o kararı verdin yani HDP'nin şiddetin tarafı olduğuna onu efendim, açıklarsan. Ben gayet net açık söyleyeyim ben sırtımı YPG'ye PYD'ye bilmem neye dayadım diyen HDP'nin milletvekili değil mi? Tartışma konusu bir önceki bir saniye bir önceki programda burada yine konuştuk. Ceyda Karan da vardı hatta o daha sonra gördü. O kaleşleri size çeviririz diyen değil mi? PKK sizi tükürüğüyle boğan diyenler HDP'nin milletvekilleri değil mi? E bu insanlar şiddetin siyasi anlamda sözcülüğünü yapıyorsa, siyaset alanında sözcülüğünü yapıyorsa şiddetle bağlarını ben nasıl koparayım bu insanları? Bakın, diyorum ki hayır, bakın, bakın bütün bunlar Ankara'daki eylemden bağımsız. Hayır bağımsız değil söylediklerinizin. Bağımsız arkadaşım. Değil. Gayet açık hayır, bağımsız. Eylemin katılınca ilişkinin eğer şiddet bağlantısı kurmaya çalışıyorsunuz. Barış diyor evet bak, bu insanlar. Sen barış diyorsan ki samimisin.
Hiçbir itirazım yok. Barış diyorsun. O zaman şiddeti uygulayan o camiayla arana mesafe koyacaksın ki ben de seni samimi bulayım. İnsanlar sivil bir yerine gelmişler, çoluk çocuk ve barış diye bağırıyorlar. Ya onları kenara çekip samimiyet testimi yapacağım ben. Sivil insanların yaptığı eylem her eylemde sivil değil. İnsanların da kayıpları var. Bak, onlar bana biraz istiyorlar. Önce Cizre'den şuradan buradan örnek veriyorsun. Her insan için bazı şeyleri görmüyorsunuz. Ben belki kendi ekranımda biraz daha farklı bir pencereden baktığım için Cizre diye bilmem nere diye bize edebiyatını yaptığınız yerde İnsanlar kum çuvallarıyla o 70 yaşındaki bahsetmiyorum bir dakika ya o 70 yaşındaki teyzelere 10 yaşındaki çocuklara çocuk evlat o evlatlara kum torbasından siper mi yaptırılır? Hendek mi kazdırılır? Demagoji yapmayın. Demagoji yapmıyorum kardeşim. Barış talebini dile getiren sivil insanların örgütlemiş olduğu bir eyleme ilişkin üstü örtülü olarak yapmış olduğunuz ithamları bu, reddediyorum. Ankara'daki vahşetten ve alçaklıktan klasik sadece ezberinizle Ankara'daki vahşet ve alçaklıktan bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Ve hala aynı milliyetçi ezberle konuşuyorsunuz. Diyorum ki ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben Ankara'daki vahşetten ve alçaklıktan bağımsız konuşuyorum diyorum. Bak o alçaklıktan o namussuzluktan ama sizin söylediğiniz bağımsız şey, bir şey konuşuyor. Ölen 100 insanı sahiplenmek en anlamına gelmiyor. En başta dedim ki İnsanlar arasında ayrım yapmak anlamına o geliyor. O insanlar o benim ülkemin insanları. Benim vatandaşlarım var. CHP'den de ölenler var. ÖDP'den de ölenler var. Emek Partisi'nden de ölenler var. Benim de canım onlar. Hiç bunu tartışılacak yanı yok. Hiç demagoji yapma. Bir tartışma bir saniye. Demagoji şiddetin tarifini doğru yaparsak. Bir saniye Murat. Meselesi de doğru. Biz mücadele yapıyoruz. Siz demagoji yapıyorsunuz. Bu eylem sonuçta demokratik bir eylemdir. İçinde bizim partilerimiz de vardı. Olmasa da önemli değil. En baştan adını bu şekilde koydum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 genci de Malatya'dan bu eyleme katılmak için geldiler ve buradaki tek talepleri de şuydu: toplumsal barışın sağlanması. Bu barış lafından da çekinmeyelim. Sonuçta AKP, bak ben şimdi siyasal Sayın anlamda Mekil, bir kere savaş var mı yok mu bunu tartışmıyorum şey. Ama toplumsal Murat, barış başka bir şey, ihtiyaç duyduğumuz bir şey tabii ki. Sonuçta yani AKP iktidarı son 13 yılda öyle bir tahribat yarattı ki toplum öyle bir kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın ve birbirinden nefret ettirmenin objesi haline geldi ki toplumsal barışımız adeta tehdit edilir hale geldi. Ha HDP şiddetin yanında mı? Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Diyelim ki öyle. Hayır, biz ayrı diye rafa koyuyoruz. Şimdi ki burada HDP'liler yani, yok. HDP'liler olsaydı tartışma yapacağız. Şunu söyleyeyim. Bizim bu ülkenin demokratik ve meşru partileri olarak, meşru partisine mensup insanlar olarak, demokratik kitle örgütlerine mensup insanlar olarak HDP'yi senin tam da dediğin üzere o noktadan daha meşru bir çizgiye, siyasal anlamda şiddetin karşısında konumlanan bir noktaya çekmemiz gerekiyor. Ama bu HDP'yi dışlayarak, HDP'yi yok sayarak, HDP'yi görmezden gelerek olacak bir şey değil. Herkes şunu bilsin, herkes şunu da kabul etsin. HDP beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Siyasal fikirlerini ne yakın durursunuz durmazsınız. Bu ülkede %13 oy aldı. 6 milyon insanın oyunu aldı. 6 milyon insanın oyunu alan bir partiyi yok saymak, o yokmuş gibi davranmak, onun toplumsal talepleri hiç yokmuş gibi siyaset gütmek Türkiye'yi kilitler, içinden çıkılmaz bir hale getirir. Ama biraz önce bize parlamenter, bir süreçten bahsettin. Bak, parlamenter, bir süreç anlattın. Parlamenter sistemi de işlemez hale getirir ki işte o tam da AKP'nin otoriter ve diktatorya özlemlerinin kapısını açar. Çünkü AKP zaten mevcut meşru sistemi işletmeyerek, işletmek istemeyerek, parlamentoyu işlevsiz kılmaya çalışarak kendi diktatoryasını hakim kılmaya, tek adam rejimini bu ülkeye dayatmaya ve hepimize bir deli gömleği giydirmeye çalışıyor. Burada kısacık bir parantez için toplumsal barış, burası çok hayati. Toplumsal barış sözü çok önemli. Hayati bir noktadan bahsediyorum. İstersen devam edeyim çünkü söyleyeyim, bir vermiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de talebidir toplumsal barış. Ha oraya giden demokratik kitle örgütleri, DİSK, KESK, TMOB ya da diğer örgütler sonuçta sivil, demokratik ve meşru bir eylem gerçekleştirmişlerdir. İzin alınarak devletin bilgisi dahilinde Ankara Garı'nda demokratik bir eylem gerçekleştirmişlerdir. İzin almak zorunda değil. Değil tabii ki de, hayır yani bilmeyen izleyicilerimiz için de söyleyelim. Sonuçta bu ülkenin yöneticileri de
o insanları ne yazık ki koruyamamıştır ve senin de dediğin gibi alçakça, haince, namussuzca bir saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdir. Biz ama bak, bu noktada bu beraberliğimizi burada, koruyacak bir dil oluşturmak burada zorundayız. Burada bir parantez açma ihtiyacı hissediyorum. Bir süreçten bahsettin ilk konuşmada. AKP'nin süreci o. Evet, o AKP süreci de. Şimdi AKP o süreçte, ben konuşmamız gereken yerin şu olduğunu düşünüyorum. O süreçte AKP tek başına değil ki. Tek başına değil ki. Şimdi meseleyi mesela en sonunda getiriyoruz. Seni başkan yaptırmayacağım sloganından. Oradan başlayan bir karmaşanın 7 Haziran sonrası bizi ya da bir anlaşmazlığı nereye mesela, getirdiğini mesela söylüyor. Ben de şunu ancak, merak ediyorum. Abi mesela, burası çok önemli. De, tamam, bir müsaade eder. Abi Oslo'da mesela söylüyoruz. Bu HDP kanadı. Falan Oslo'da ne konuşulduğunu bize onlar da anlatmıyorlar. Şimdi ben benim gelmeye Oslo'yu çalıştığım nokta bileyim. Şu. Dolmabahçe mutabakatı dediğimiz hadisede başkanlık sisteminin önünü açabilecek 10 maddelik başkanlıkla birlikte federatif yapıyı imkanını, federasyon imkanını yaratabilecek 10 maddelik o mutabakata evet diyen Marslılar değildi ki. Yani liderimiz, önderimiz dedikleri Abdullah Öcalan'dan gelen şeylerdi ve HDP'lilerdi. 9. madde saniye, başkanlık zaten. Bak, aynen, yanında Sırrı Süreyya Önder oturuyordu, o oturuyordu, bu oturuyordu. Sonuçta birlikte yürüttükleri bir süreç. Şimdi biz 7 Haziran sonrası sanki o süreçte, yani 2008'den bu yana bir yol arkadaşlığı yokmuş ve toplum bu anlamda, bu boyutta birlikte gerilmemiş ve terör örgütünün önü son 3-4 yıldır ses çıkarılmayarak birlikte açılmamış gibi, bu işten HDP'yi ve onun tabi olduğu bir terör örgütünü, ben böyle bakıyorum tabii ki, onu muaf tutup sadece siyasal iktidar açısından düşündüğümüz zaman işte... Sen ortaklık bozuldu diyor yani. Abi ortaklık bozuldu. Sorun burada. Öküz öldü, ortaklık bitti. Yani böyle bir laf var bu memlekette. Dolayısıyla ben o sorumluluğun teslim edilmesi ve bu meselenin bu sorumlulukla birlikte konuşulmasını düşünüyorum. Ama onu konuştuk zaten. Yanlışlık, söyledik yanlışlık onu. Hayır. HDP'ye bayrı tutuyoruz. Dünkü orada ölenler işin içine girince duygusallığımız çok abi, farklı. Ankara'dan bağımsız konu konuşuyorum. Konu o değil zaten. Ha. Ankara oraya, yerinden oraya bağımsız konuşuyorum. Hayır, adını çok ölen, açık ölen net insanları, koyuyorum. Ölen barış şehitleridir oraya sonuçta. Tayfun abi. Ölen insanları kesinlikle ruhlarını bile incitmemek, ailelerini tabii ki incitmemek üzere ama az önce konuşuyoruz ama hayır, şunu söyleyelim. Ya sen benim ne dediğimi benden emin zaten bunun için buradayız. Ama ne dediğini bilirim. Ama niyet okuyucu. Hayır canım, söylediğini duyuramazsın. Sevgili Barış, zaten sen ben bizim olan türlü konuşurduk öbür türlü. Konuşuyorsun, dinliyoruz. Çok basit bir şey. Ben özelliği yok. Ankara'yı en başta, evet, Ankara'yı ayrı tuttum. O yürüyüşü, hakkı, hukuku ayrı tuttum. Bunu koydum. Ve diyorum ki orada bir sorun var. Buna rağmen orada kayıpların hiçbirine alkış tutamam. Bakın, ölüm alkışlamam ben. Bunu söylediğinizde bombaya binde biri bile meşruiyet kazandırdığınızda ben çok ölüm alkışlamam. Ben ölüm alkışlamam. Hele hele Hüseyin kardeşimin, milletimin ölümünü alkışlamam. Böyle bir şey olmaz. Bu tabii çok tehlikeli bir konu olduğu için. Asla öyle bir şey. Biz de ben onu ayrı tutuyorum. Arkadaşlar, ama birileri, o hakkı da teslim edelim orada. Birileri, şiddet yanlısı birileri var orada. Bakın, birileri yanlış anlamak için ve saldırmak için bekliyor şeylerin başında. Şimdi kimse burada dinlemiyor. Herkes anlamak istediğini anlıyor Twitter'ın başında şimdi. Oraya da o kadar takmayalım canım. Hayır. Tabii. Zaten bir yanlış anlayış. Hayır, başka bir şey gel. Yani susturamazlar, korkutamayız. Hikayesi gibi yani. Başka bir noktaya geleceğim. Arkadaşlarımız söyleyelim. Başka bir noktaya geleceğim. Şimdi ben dönüp desem ki bana göre PKK terör örgütü değildir. Bunun devamını dinlemeden birisi saldıracak. Çünkü terör örgütü karısının çocuğunun yanında bir adamı gidip öldürmez kardeşim. Terör örgütünün adam öldürme amacı sansasyon yaratmaktır. Ama bu sansasyonda da bir yerlere mesaj vermek, bir taraftar toplamaktır. Hiç kimse o polisin orada gidip çocuğunun yanında öldürülmesinden ne Diyarbakır'da ne Muş'ta hiçbir yerde evet buradan demez. Buradan da sorunlu bir şey çıkar yine bu cümlelerden evet. De. Yani terör örgütünden bir ahlak, bir adap beklentimiz yok ama herhalde. Ama terör nedir, bir kere onu konuşalım arkadaşlar. Terör örgütlerinin dünyada amacı nedir? Terör örgütü herkese öldüreni, saldırana terör mü diyoruz? Yoksa terör örgütü, evet terör kardeşim. Bir araç orada. Hayır. Evet kardeşim, biz bu işin sorumlusu, mesela Kürt sorununun sorumlusu şu adamı görüyoruz deyip ona mı saldırıdır? Yoksa sokaktaki 40 günlük polise saldırmak mı? Bu DHKP için de geçerli. Yani Dolmabahçe önündeki tören adamına saldırmanın örgütle ne alakası var, terörle ne alakası var? Bu taşeronlukla alakası var arkadaş, başka hiçbir şey değil. Kusura bakma. IŞİD'de zaten böyle bir mantık hiç yok. IŞİD hiçbir kural tanımayan. Yani Dolmabahçe'nin önünde askeri vuruyorsun. IŞİD'in zaten siyasal mantığı bizim dünyada bildiğimiz terör örgütlerinin tam dışında. IŞİD bir kere
hani terörü bir siyasal amaç olarak kullanmanın da ötesinde artık korkutma ve o toplumda sosyal mühendislik yapma üzerine kurulmuş. Granfüller'in, Henry Barclay'in çok muhteşem sosyolojik şeyler, kıymetler atfettiği bir yapı IŞİD. Tabii canım. Dolayısıyla bu övgüyü dizen adamlardan dolayı ben bunların kimlerin maşası olduğu konusunda da fikir sahibim. Nasıl kuruldukları 2003'te Irak işgalinin ardından IŞİD'in özellikle El-Bağdadi denetiminde İsrail, Amerika güçlerince nasıl kurulduğu, Orta Doğu'da hangi misyonu üstlendiği, bugün Türkiye'de hangi misyonu icra ettiği ortada. Ha, AKP tabii ki bunu kullanmak istedi. AKP IŞİD'e acaba yön verebilir miyim? Orta Doğu'daki çıkarlarım için IŞİD'i bir araç olarak kullanabilir miyim? Buradan faydalanabilir miyim diye düşündü. Ama programın birinci bölümünde de söylediğim üzere ne zamanki dünyada konsept değişti, IŞİD bu sefer Türkiye'nin içine girmeye başladı ve Türkiye'de artık siyasal sisteme yön veren bir hale dönüştü. Bakın arkadaşlar, bir şeyin farkında değiliz. Bugün çok önemli 2-3 şey oldu. Bakın, HDP miting yapmama kararı aldı. Bakın, HDP seçimler bitene kadar miting yapmama kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma gününe kadar olan mitinglerinin tamamını erteledi. AKP iktidar partisi 3-4 gün mitinglerini erteledi ve ben o mitinglerin, bilgiye dayalı söylemiyorum, HDP'nin dışındakiler için söylüyor. HDP zaten miting yapmayacağını açıkladı artık. Çünkü Selahattin Demirtaş miting yapmanın bir anlamı kalmadı dedi. Çünkü ne zaman miting yapsak insanları öldürüyorlar dedi. CHP miting yapar mı yapmaz mı? Bu hafta belli olacak. Ama Murat, tehlikeli olan yan şu. Türkiye öyle bir noktaya getirildi ki AKP tarafından, AKP'nin yanlış politikalar tarafından, mitinglerini özgürce yapamayan bir ülke haline döndük. Bu nedir? Bu demokrasinin kırıntılarının dahi kalmamasıdır. Demokrasi nedir? Söz ve düşünce hürriyetidir. Bunu ifade etme özgürlüğüdür. Şimdi ülkenin üçüncü partisi, hani üçüncü ya da dördüncü, çok önemli değil. Niye önemli değil? Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Bir Let rakam var ya, o açıdan söylüyorum. Hani ikisinde 79 milletvekili var, 80 milletvekili var HDP ile MHP'nin. Ülkenin şu anda parlamentoda sayısal çoğunluk anlamında üçüncü partisi olan HDP miting yapamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut siyasal ortamdan dolayı miting yapamıyor. Bırakın onu, iktidar partisi de miting yapamıyor. Ha, Milliyetçi Hareket Partisi'nin henüz tavrını bilmiyoruz. İptal etti. O da İzmir iptal etti. Düşünün, evet. O da evet, İzmir mitingini iptal etti. Bu 100 insanımızın katledilmesinden hemen sonra. Bundan sonra yapar mı yapmaz mı onu da bilmiyorum ama tehlikeli olan yan şu. Demokrasi aslında nedir? Seçimdir, tercihtir. Şu anda biz seçimleri sağlıklı yapamayan bir noktaya geldik. Nasıl geldik? IŞİD terörü yüzünden seçim mitingleri yapılamıyor. İktidar kendisine muhalif olan tüm kanalları bir çırpıda susturuyor. Muhalif gazeteciler apar topar derdest ediliyor, gözaltına alınıyor. Siyasi partiler günlerdir, bakın günlerdir, cumartesi, pazar, pazartesi siyasi faaliyetlerini cenazelerimizden dolayı durdurmuş vaziyetteler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çarşamba akşamına kadar hiçbir siyasal faaliyet yürütmeyeceğiz. 3 günlük yas dolayısıyla ondan sonra da sahaya çıkıp çıkmayacağımızda işin doğrusu çok belli değil. Bu belli nedir? Ama. Bu aslında parlamenter rejimin terör eliyle tasfiye edilme sürecidir. Rejimin terör eliyle tasfiye edilme sürecidir. Şimdi diyorlar ya, efendim bu eylem kime yaradı? Bu eylemin kime yaradığı ortada değil mi? Bu eylemin kimin hangi kirli amaçlarına yaradığı, parlamenter rejimin ortadan kaldırılıp ülkenin, Davutoğlu'nun deyimiyle, seçim hükümetiyle yönetilmeye çalışılmasının ve bu seçim hükümetinin süresinin uzatılmaya çalışılmasının kime yaradığı ortada değil mi? Halkın iradesine ipotek konulmuştur. İpotek konulamadığı görüldüğünde de kanlı ve kirli bir şantaja başvurulmuştur. Ya bize iktidarı vereceksiniz ya da Burhan Kuzu'nun deyimiyle kaosa, gözyaşına mahkum olacaksınız. Önemli olan, üstünde durmamız gereken meselelerden biri de bu miting yapamama meselesi. Siz mesela, evet. Sayın Vekil şeyi söyledi, sadece çok özür dilerim. Kısaca bir soru ben, cevabı buyurun. Da kısa olacaktır. Tabii siz mesela IŞİD terörü, orada terörden bahsederken mesela 7 Haziran'dan bu yana biz çok ağır bir şekilde bir PKK terörü de yaşıyoruz. Tabii bu süreçte ki. Bu yok mudur?
Onu zaten programın ilk bölümünde söylediğim için dedim ki. Hayır, genel topladığımızda söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ha, yani hayır. Orada böyle bir kopuk. Şimdi 7 Haziran'dan hemen sonra 10 Temmuz'da 33 gencimiz hükümetin olmadığı dönemde tam da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız ile Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon için ilk buluşmalarının gerçekleştiği gün Suruç'ta katledildi. Ve hemen ardından PKK'nın yapmadım dediği ama PKK'ya atfedilen iki polisimizin şehit edilmesiyle birlikte ardından PKK'nın da Kaçaksaray'daki zatın politikalarına adeta destek olurcasına, adeta onun ekmeğine yağ sürercesine yaptığı eylemlerle birlikte Türkiye büyük bir şiddet sarmalının içine girdi. Ben burada sorumluluğu sadece AKP'ye ya da Erdoğan'a yıkmıyorum. Sonuçta PKK'nın da bu akan kandan sorumluluğu var. PKK da Kaçaksaray'ın politikalarına hizmet etmiştir. Ve artık bu yaptığı eylemler kendi tabanından bile o denli tepki görmeye başlamıştır ki burada önemli bir nokta daha var. PKK cumartesi sabahı, burası çok önemli, eylemsizlik kararını açıklamıştır. Bizzat Avrupa'da işte Cemil Bayık tarafından, Murat Karayılan tarafından Kandil'de açıklanmıştır. Ve ne ilginçtir ki PKK ben artık seçimlere kadar eylem yapmayacağım dediği gün 100 insanımız adeta terörün tahrik edilmesi istercesine Ankara'nın göbeğinde alçakça katledilmiştir. Demek ki birileri de PKK'nın bu eylemleri sürdürmesini, toplumsal barışın zedelenmesini ve bu ülkeye asker ve polis cenazelerinin gelmesini, askerlerimizin ve polislerimizin şehit edilmesini istiyor. Şimdi askerlerimizin ve polislerimizin şehit edilmesinden medet uman, buradan kendine oy devşirmeye çalışan ve tek başına iktidar umudu olanların kim olduğunu da halkımız zaten gayet iyi biliyor. Tam da önemli bir nokta var. Şimdi, Sayın Tayyipoğlu, siz devam edin ama şurayı özellikle vurgulamak istiyorum ben. Vahim bir tablo çizdi Barış arkadaş. Yani işte bu birbir ardına yaşanan terör saldırıları sonrasında siyasi partilerin miting yapmama kararı alması. Bir yandan halka baktığınızda içinde bir tedirginlik. Ben acaba gitsem mi? Başıma Allah korusun bir iş gelir mi korkusu. Ve şu korkuda sokağa çıktığınızda, karşılıklı insanlarla konuştuğunuzda şunu biz bile aramızda konuşuyoruz. Acaba 1 Kasım'da seçim olabilecek mi? Tüm bunlar olduğunda acaba biz işte bu anlamda terörün de amacına ulaşması sonucuna varmıyor muyuz? Bu tehlikeli değil mi? Nasıl durmak gerekiyor? Valla bir kere doğru bir şey söylüyorsun tabii ki. Bunların yapılım. Ha, ben başta şunu söyleyeyim. Ben zaten miting olayının artık dünyada hiçbir yerde yok. Bir tek bizde kalıyor bu. Böyle bir dünya yok. Fakat bizde biliyorsunuz ki özellikle iktidar devletinin memurunu onu bunu toplayıp gösteri yapıyor. Ama Ankara'ya gidenler gönüllü gitmiş insanlarda aradaki fark budur. Gönül başka bir şeydir çünkü. Temelde karşıyım zaten. Ama terör yüzünden bunlar telenmesi teröre prim vermektir bu bir. İki, Türkiye'de biz şundan konuşacağız seçime gideceksek. Bakın bombadan ve katledilmeden kim sorumlu filan derken bu ülkenin başbakanı çıkıp diyor ki ben HDP ile görüşmem. HDP ile görüşmem dediğin andan itibaren biz bu ülkede artık bir kısmı yok sayıyoruz 6,5 milyon insanı ki bu tavırla artacaktır. Onu da söyleyeyim. Çünkü bizim halkımızda böyle bir şey vardır. Yok sayacaksın insanları. Sen yoksun diyeceksin. Biz onunla görüşmüyoruz ama terör içinde çare bulacağız. Kardeşim bir bölgenin en önemli temsilcisidir bunlar. Sadece Diyarbakır'da 10 milletvekilleri var. Her yerde de varlar. Var olan bir şey. Türkiye'nin hastalığı budur. Eskiden Babali'nin hastalığı. Biz görmezsek orada bir şey olmaz. Abicim siz görseniz de bir şey oluyor. Görmeseniz de bir şey oluyor. Görseniz de orada HDP var. Görmeseniz de orada PKK var, insanlar var, sivil insanlar var, kentlerde bir şeyler yaşanıyor. Alternatif olarak hala insanlar, gerçekçi olalım şimdi. Yani devletin yapacağı her şeye karşılık PKK niye bu kadar zannediyorsunuz ki taban buluyor? Zorla mı çıkarıyorlar herkesi? Hayır. Orada bir alternatif görüyor. Bir yerden haksızlık gören adam
Hemen ben oradan oraya çıkayım noktasında. Çünkü insanların Türkiye'de bu memlekete adalete güveni kalmadı arkadaşlar. Yani esas problem Bülent Arınç da aynı nokta. Evet. Ben olsam ben de daha çıkarım gibi bir şey çıktı şimdi ortaya. Hayır, yani adalet kalmadığı için herkes kendi adaletini kendi sağlama noktasına gidiyor. Mesele budur. Sadece Doğu Güneydoğu sadece PKK olarak bakmayalım meseleye arkadaşlar. Bu memlekette hangi kuruma güveniyorsunuz? Bana bir vatandaş desin ki bir kuruma güveniyorum abiciğim ben. Bir kuruma. Bir bakanlığa. Bir şeye güvenen insanlar. Devlet kurumuna yani. Devletin herhangi bir kurumuna. Herhangi bir kurumuna. Hani sığacak. Bana evet burada doğru işler yapılıyor diye dediğiniz bir kurum var mı? Yok. İşte devletin olmadığı yerde anarşi olur zaten. Meseleye oradan sadece buradan bu köşeden değil. Bu ülkede devlet yok. Devlet olmadığı gibi bir emreden var. O emredene göre gazeteci tutuklanıyor. O emredene göre orası cezalandırılıyor. O emredene göre vay siz nasıl 80 milletvekili çıkartırsınız? Hadi sizi dövelim noktasına geliniyor. Ya şununla şu noktadayım ben. En son Türkiye'de normal şartlarda yani PKK bence en büyük zararı HDP'ye vermektedir. Çünkü hiçbir zaman bu kadar sivil bir oyla bu kadar temsil etme yetkisini yakalayamazken yakaladılar. Ama o yakalamadan sonra barışın, biz barış için buradayız. Herkesin temsilcisiyiz derken birdenbire değişik sahneler yaşanmış. PKK rahatsız HDP'nin 80 milletvekili çıkartması. Yani ilk defa bir süreç ama öbür taraftan çok enteresan bir şey söyleyeceğim. MHP de daha seçim biter bitmez 80 milletvekili almış partiye. Ben o varsa yokum. Bu varsa seçim var o zaman. Seçime de girmeyin abiciğim. HDP var. Seçime de girmeyin o zaman. Yani onun o destekliyorsa o hükümette yokum. Bu destekliyorsa burada yokum. Daha ilk baştan MHP zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hükümeti kurdurmayalım kısmına evet demek için bir çanak tuttu. Baştan itibaren yok dedi. Suruç için soruşturma istedi Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır soruşturmayalım dedi. Şimdi garip siz iki şey. CHP'li siyasetçisiniz. Ha. Burada keşke bir de bir MHP'li olsaydı. Hayır ama biraz önce size, dediniz ya size HDP'liler bir şey yok diye. Şöyle bir şey diyeyim. Sayın Vural. Vural Oktay dedi. Vural. Oktay Vural. Ben gazeteci olarak konuşuyorum şimdi. Bu hakta kamuoyunda bir sempati sağlamış insan. Fakat ben de konuşmalarını çoğu zaman beğeniyordum. O gün o mecliste dönüp terör soruşturmasın diye şu hareketi yaptı ya. Tarihi bir andır arkadaşlar. Ama bir gazeteci bugün, olarak bu haksızlık. Niye yok muydu öyle haksızlık. Bir an? Herkes gördü, Türkiye gördü abi. Bu konuda ne oy kullanacağını aleyhte söz alarak zaten ifade etti. Bunun tartışılacak yanı var mı? MHP grubu aleyhte konuştu. Peki, eksikleri itibariyle peki, konuştu. Peki, eğer suruç soruşturulsaydı bugün bu olmaz mı? Şüphesiz. Bak biraz önce Sayın Vekili onun için sordum. Neden hep bu terör meselesinden bahsederken IŞİD diye? Çünkü meclise verilen önergede de bir PKK göndermesi yoktu. Terör örgütlerinin tamamı vardı canım. Yani, evet ama orada bir PKK göndermesi yoktu. Suriye politikasından kaynaklanan sorunlar diye canım, yürüyor. Terör örgütü da, deyince yani bak, terör bütün, örgütü diyorsun işte. Ama diyorsun ki terör örgütünü tarif ederken de bizim PKK'nın terör örgütü olduğu konusunda bir kompleksimiz yok ki. Bunu Sayın Genel Başkanımız oradaki tarif her şekilde ederseniz, söylüyor. Sayın Bekir'im oradaki tarif Suriye politikasından kaynaklanan ve oradaki o işte Selefi örgütler vesaire vurgusu var. Ya HDP ile yan yana gelmemek. Bak HDP bile bu ülkede terör soruşturulsun derken terör soruşturulsun orada sebepleri sonuçları var soruşturulsun derken Milliyetçi Hareket Partisi sırf HDP ile yan yana görünmemek adına şimdi, bunu reddetti. Sen kelimenin üstünde duruyorsun ama abi, dün bak, olmaz da biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyen bir siyasi anlayışın ya bütün PKK araştırılsın demesini mantıklı buluyor musun? Çağırırsın meclise o zaman o halde bu ülkenin en meşru kurumuna kurarsın komisyonunu çağırırsın HDP'li milletvekilini gel kardeşim dersin ya sen bu HDP olarak PKK'ya sırtını nasıl dayadın dersin. Şimdi tamam, burada şimdi siz mantıklı geliyor mu size? Tabii ki dersin. O da gelir anlatacak. Ben HDP'nin terör araştırılsın demesinde bir gariplik görmüyorum. Efendim musunuz? Bakın hayır, bu doğru bir noktadır. Niye? Şunun için çünkü doğru çok bir noktadır. Zaten biz neyi söylüyoruz? HDP'nin sonuçta bu ülkede aldığı bir oy var. Bu insanları buharlaştıracak hali yok bu rejimin. Bu sistemin, bu hükümetin. Yarın seçim olacak. HDP'ye oy verenler yine gidip oylarını verecekler ve HDP'yi barajın üstünde tutacaklar. Orada bir kendimizle çelişmiyor muyuz? Hayır, yani 6 milyon oy var diye yapılan her şey oy, doğru bak, ve demokrat. Öbür tarafta da bilmem 22 milyon oy var o zaman. Hayır, AKP'ye niye konuşuyoruz ki? Değil. Ama bak ya AKP'yi kimse yok değil. Saymıyor.
Tek ölçüm değil. İcraatlar anlamında söylüyorum. Güzel bir şey ama yok saymıyor. Bizim hiçbir gün, bir gün mesela beni yıllardır tanıyorsun. Ya da Tayfun abinin. Hani Barış Ulucağı az tanıdığın için, burada tanıdığın için söylüyorum. Bizim AKP'nin tabanına yönelik yok saymacı, onun değerlerine hakaret eden, ama şimdi, onun değerlerini ama bir dakika, orada bir yok hata sayan bir anlayış içinde olduğumuzu gördün mü? Orada bir hata yapıyorsunuz. Sonuçta ben bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. Bilgi paylaşmak anlamında. Ben hiçbir siyasi partinin temsilcili görevi ya olabilir benim, de canım hayır, gazetecinin sonuçta sözcülüğü görevi benim yani. Görevim olmadığı gibi haddim de değil. Onun görevlileri var. Ancak Devlet Bahçeli ısrarla bir şeyi vurguladı. Ben oy veren vatandaşları tenzih ederek konuşuyorum. Ne o zaman HDP'nin yöneticileri peki? diye. Bak, ama Murat, şimdi bir saniye o gün orada şöyle kaynağı, bir tablo yaşandı. Sözün kaynağı bunu söyledikten sonra niyet okuyup ben şimdi Tayfun abi orada bağrına taş basarsın bu ölümleri engellersin abi. Biz gidip yatağa girin demiyoruz. Ya aynı Devlet Bahçeli, aynı Devlet Bahçeli. BDP'ydi o zaman sanırım. BDP'nin Diyarbakır Belediye Başkanı Feridun Çelik'le fotoğraf verdi. Hasip Kaplan'ı hoş geldiniz. Hasip Kaplan'ı dedi. Yanına çağırdı. Gel bakalım birinci mecliste bu, yan yana oturuyorduk dedi. Bunu geçen dedi. Programda şimdi, konuştuk. Bak, kötü bir şey miydi? Ben ay, o iyi gün, bir şey işte. Barış için olması tamam, gerekiyor. İyi bir şey. Sevmek sen, zorunda değiliz. Ama hep bak, bugün, ben bugün mesafe cenazelerdeydim. Koyun. Bak Murat bir mesafe şey söyleyeyim. Dedi. Biraz duygusal bakmak lazım. Şimdi, ben bugün bir kastedilen insanların cenazelerine katıldım. Ümraniye'de katıldım. Kartal'da katıldım. Tuzla'da katıldım. Bazıları yurttaşlarımızın HDP'li, bazıları bizim partimize yakındı. Ama ben o cenazelere giderken HDP'li ya da CHP'li oldukları için gitmedim. Tabii ki kendi partilimin cenazesine her koşulda sahiplenirim. Ama bu ülkede HDP denilen bir gerçek var ve sen HDP'yi yok sayarak, oradaki cenazeleri yok sayarak, orada katledilen insanları yok sayarak Türkiye'de doğru bir siyaset yürütemezsin. Bugün bunu, ben seni çok eskiden beri tanıyorum. Siyasetini de birlikte bugün, yapmak durumunda bugün mısın? Bugün Ümraniye Yavuz Selim Camisi'nde gökyüzüne yükselen ağıtlar ve feryatlar bu ülkenin ağıtları ve feryatları. Şimdi bu ülkenin ağıtları ve feryatları. Sayın Vekilim diyorum ki. O insanlar sonuçta siz, bizim yurttaşlarımız. Kabul, ama bak meseleyi nereye getirdiniz? Nereden ben onu aldık yok nereye sayarak, getirdik? Onu yok sayarak bir siyaset yapamam. Ben de çok diyorum merak ki, ediyorsan o günkü tabloyu da anlatayım. Tayfun abi açtığı için böyle MHP ile polemiğe de girmek istemiyorum ama hani MHP yönetimi yok burada. O gün biz el kaldırdık. Partimizin politikaları doğrultusunda. HDP'liler de el kaldırdı. MHP konturpide kaldı. Sonra Allah Mahir Ünal, AKP ya Grup Başkan Vekili MHP'nin yanına gelince siz ne yapıyorsunuz deyince Oktay Vural elini kaldırdı. Saniye, TRT'nin kameraları orada. Bütün her şeyi oturumda, çektiler. Oturumda değil miydin? Ben en önde oturuyordum. Peki en Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü lehte mi konuştu, aleyhte mi efendim, konuştu? Efendim oy verirken bu soruma bir cevap alayım. Konturpide kaldılar. Bu soruma bir cevap alayım. Hayır, ya, lehte mi aleyhte mi kaldılar? Aleyhte de konuşabilir ama biri çıkar bir şey söyler, ikna eder, bakın, politikanı oyunun değiştirirsin. Rengini, oyunun rengini. Terör ne olursa olsun soruşturmalıydı. Suruç soruşturusu Ankara olmayacaktı diye iddia ediyorum. MHP orada ket vurdu. Tamam ben dinledim. Vurdu. Ben dinledim. Orada özellikle oturumda içeride olan biri olarak ben çıkıp aleyhte konuşursam bu aleyhte oy vereceğim anlamına geliyor. Niye aleyhte konuşuyorsun? MHP terörün geliyorum, araştırılmasından geliyorum, niye korkuyor? Geliyorum. Hayır müsaade, niye korkuyor? Ama müsaade edin. Geliyorum işte. Bildiğim ve yakında takip ettiğim için şunu çok açık biliyorum. Bu adım hakikatleri araştırma komisyonuna giden yolda bir merhaledir diye düşündü ve adını böyle koydu. Bir. İkincisi, sizin partinizin genel başkan yardımcısı. Hı hı. Sezgin Tanrıkulu. Evet. Sezgin Tanrıkulu ilk epey bir zamandır ve o önergeyle birlikte, o önergenin konuşulduğu dönemde de böyle bir soruşturma komisyonunun hakikatleri araştırma komisyonuna dönüşmesi gerektiği konusunda da beyanatlar verdi. Tamam araştırılsın. Niye hakikatlerden niye korkalım ki? Hakikatleri araştırma komisyonu bir proje. Buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilmiyorum ne kadar şey veriyorsunuz. Hani Sezgin Bey'in siyaseten geçmişi parti itibariyle de hakikatleri araştırma komisyonu. Öyle midir? Evet. Niye? Hakikatleri araştırma komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikası. Evet, parti politikasıdır. Bak bu noktada bir müsaade ederseniz araştırma komisyonu eğer kurulmuş bitireyim. Olsaydı ama bakın ben tamam, dinledim. Şu, göstereyim siz sordunuz diye söylüyorum. Şu gerçekleri bu söylediğin için söylüyorum. Kameraman arkadaşımız eğer hakikatleri araştırma komisyonu kurulmuş olsaydı, bir araştırma komisyonu kurulmuş olsaydı biz bu ülkede IŞİD'in kimler tarafından desteklendiğini, kimler tarafından beslendiğini, kimler tarafından biz ülkenin içlerine kadar hayır, hayır, hakikatleri araştırma aynı komisyondan bahsetmiyoruz. Hayır. Onu da söyleyeceğim. O iş Mustafa Kemal'e yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran
İradeye gidecek efendim, bir komisyon. Mustafa Kemal'in başka iradesini şey. Başka hiç şey. Kimse sorgulayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse altını çizerek söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü sorgulayamaz. Böyle bir zihniyet içinde de bulunamaz. Tabii Mustafa böyle Kemal Atatürk sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Cumhuriyet'in kurucusudur. Herkesin lideridir. Bu ülkenin kurucu değeridir. Ben bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk öğrenmek bizim... için gazetecilik yapıyorum. Evet, bir siyasetçi ben de onu olarak. Söylüyorum. Araştırma komisyonundan söz etmiyorum. Hakikatleri araştırma komisyonu Murat. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir resmi çalışması mıdır? Efendim, hakikatleri araştırma komisyonu bütün dünyada 1980'den sonra, 80'lerden sonra bütün Orta Doğu ülkelerinde darbeler, askeri darbeler döneminin başlamasıyla birlikte bütün dünyada kurulan darbelerle, darbelerin yarattığı, askeri darbelerin yarattığı tahribatların toplumlarda ne tür acılar, ne tür sancılar yarattığını ortaya koymak, bir toplumsal yüzleşmenin gerçekleşmesini ve dolayısıyla da şey, toplumsal barışın değil. Sağlanması için adım atılan şey bir komisyon. O değil o. Biz bugün Türkiye'de, bakın Sezgin Tanrıkulu, biz bugün siyasi partinin genel başkan biz yardımcısı bugün olarak Türkiye'de söylüyorum. Hakikatlerle ama karşılaşmadığımız ama için, hakikatleri konuşmadığımız için IŞİD'i, PKK'yı, bakın, diğer terör örgütlerini araştırma komisyonundan, bu denli kök saldırıyoruz. Hakikatleri araştırma komisyonundan kasıt değil, başka bir şey kasıt. İstiklal mahkemeleri. Dersim tırnak içinde söylüyorum. Dersim olayları. Efendim 1915 olayları, Hakikatleri Araştırma Komisyonu, Sezgin Tanrıkulu'nun tarif ettiği yanıyla bu, siz bunu bambaşka bir çalışmadan Dersim'de bahsediyorsunuz. Dersim'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kompleksi yok. Bak Murat'cığım, Dersim meselesini açtığın için söyleyeyim. Gereksiz bir tartışma açtın ama Dersim Hayır, konusunda... Hayır efendim, niye öyle diyorsunuz şey ama? Söyleyeyim. Hakikatleri Araştırma Dersim, Komisyonu bu. Dersim bu ülkenin tarihindeki acı sayfalardan biridir. Bir daha umarım Türkiye'de Dersim gibi bir olay yaşanmaz. Orada da bizim insanlarımız bakın, hayatını kaybetmiştir. 6 yaşında bir şey söyleyeyim. Ailesiz söyleyeyim. Kalmış bir Dersim bir meselesinde Ayşe'nin torunuyum ben. Dersim orada meselesinde, Dersim olaylarında, Dersim katliamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kompleksi yoktur. Ama Cumhuriyet şimdi, Halk Partisi ama tarihsel ya bakın şimdi tarihsel her olayı tartışabilir. Bizim bir kompleksimiz ama yok. Ama miting programına dönüyoruz. Ama olur mu? Diyorum bizim ki, bir kompleksimiz, bir korkumuz yok tarihimizden. Sayın Vekil, her şeyi konuşabiliriz. Sevgili meslektaşım. Ama bu Hakikatleri Araştırma Komisyonu, efendim gelelim Dersim'i de açalım, İstiklal Mahkemesi'ni de açalım, öbür konuyu da açalım, Cumhuriyet'i iyidiş edelim anlamında kurulması önerilen bir komisyon değildir. O aksine zaman, o zaman genel başkan yardımcınızla bu konuyu ayrıca Hayır, görüşmeniz efendim, gerekir. Askeri darbelerin toplumda o yarattığı de gider, tehlikeli askeri darbelerin efendim. Yarattığı tahribatı önerelim demiştir. Burada bizim Hakikatleri Araştırma Komisyonu'nu bırak bir kenara, o zaten teklif olarak duruyor. MHP terörün soruşturulmasından neden rahatsız oldu? Bence sen bunu anla. Şimdi ben neden AKP ile birlikte hareket etti? Şöyle, ona da kısaca bir cevap vermiş olalım. Ben mümkün olduğunca farkındaysanız programa da müdahale etmek istemiyorum. Çünkü hızını da kesmek istemiyorum. Ama burada bir parantez hakkım var. Aynen öyle. Murat Bey orayı söylesin, ondan sonra Barış Bey'e geçeceğim. Barış Ulu Ocağı yani. Şunu söyleyelim. Hakikatleri Araştırma Komisyonu'ndan kasıt size verilen bu bilgi değil. Hakikatleri araştırma bana kimse komisyonu. Bilgi vermedi. Ben bu işi ya da sizin canım. Burada yani. Şu anda yaptığınız şey, bu işi bilmiyorsunuz Sayın Vekilim. Yani Hakikatleri Araştırma Komisyonu'nun 1915'ten İstiklal Mahkemelerinden Cumhuriyet'le sorunu olan bir anlayıştan söz ediyorum. Lütfen ben dinledim sizi. Dolayısıyla sizin dediğiniz komisyon o komisyon değil. Bir defa bunu teslim edelim. Benden daha iyi biliyorsan bir şey demiyorum Murat Pekala. Efendim KCK'nın eski avukatı olan Sezgin Tanrıkulu'nun tarifinden yola çıkarak konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani, KCK'nın avukatı değil Sezgin Tanrıkulu. Komplo davalarında mağdur edilen insanların avukatı. Ama bak yani KCK'nın avukatı ama, bak şimdi KCK'nın bak böyle ama. Kelimelerle KCK'nın o zaman, avukatı. O zaman bak, KCK davasında şimdi, o zaman siyasi davasında avukatları bana, bir şey bana, yani, ama bir şey bana sorduğunuz o kimlikle sorduğunuz için. Şimdi KCK'nın şimdi, avukatı başka bir şeydir. KCK davasında. Canım, bunda avukat her davaya girer. Ne var şimdi? Onu söylüyorum öyle ben. Değil KCK girer, davasında mağdur giriyor. Edilen yurttaşların davasına Sivas, girmek başka bir Sivas şeydir canım. Sivas olaylarını, avukatların hepsi AKP'de politika Aynen ediyor. Aynen öyle canım. Yani onda bir iş görmüyorum. Bir şey benim yani. Anlatmaya çalıştığım şey. Kelimelerle oynamıyoruz. Sezgin Tanrıkulu KCK'yla sorumluyor. Kelimelerle konuşarak siyaset yaptığınız için ben kelimelerle de oynamadan söylüyorum. Diyorum ki
O araştırma, hakikatleri araştırma komisyonu başka bir şey. Benden daha iyi mi biliyorsunuz? E kusura bakmayın, asıl bazen vekilden daha iyi doğru, bilebiliyor. Doğru, millet olarak tabii ki doğrusunu söylüyor. Yani benim de bir oyum var. Önümüzde de 1 Kasım var. Muratçım, yani sen, dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Hakikatleri araştırıyorsun. Hayır, karıştırmıyorum. Bence bakın, sen hakikatleri araştırma komisyonu yerine MHP niye AKP ile birlikte hareket ediyor onu anlat. Şimdi ben niye her koşulda ama koltuk siz, değneği olarak bütün gidiyor, programlarda insicamı bozmak üzere aynı yöntemi kullanıyorsunuz niye? Sayın Vekil. Sorduğunuz cevap vermeme müsaade etmiyorsunuz. Ben de onu söylüyorum işte yani. Adalet ve Kalkınma Partisi ile şimdi bir tweet attınız bir gün. Madem evet. Şey diye birlikte hareket etmekten söz ediyorsunuz. Dediniz ki AKP MHP koalisyonu tamam kesin bilgi. Tamam doğru. Tuğrul Türkeş çıktı konuştu. Bitireyim. Devlet Bahçeli son anda engelledi. Bitireyim. Murat Başesioğlu kaçak saraya çıkmadı mı? Siz bunu dediniz. Anlaştılar. Ben üzerinde. De size sordum. Ha. Bu bilginin kaynağı nedir diye. Daha sonra bir yalan mı çıktı? Tuğrul Türkeş gitti işte. Kaçak saraya Allah Allah. Abdülkadir Selvi ile bu kadar programa çıkmayacaksınız bir defa. Hayır ama yalan mı çıktı? Benden size tavsiye. Ya Tuğrul Türkeş yöntem nerede? Yöntem itibariyle Tuğrul o kadar Türkeş benzetiyor nerede? Ki şunu anlat. Nerede sen Tuğrul ben Türkeş? Sorduğunuz soruya cevap hayır veriyorum. Nerede Tuğrul Türkeş? Sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Allah Allah. Diyorum ki, CHP'ye geçmedi. TKP'ye geçmedi. Sizin, AKP'ye sizin geçti. Koalisyon kurmak için 30 gün görüşüp koalisyon kuramadığınız partiye kendi gitti. Yani sonuçta o da yanlış bir şey sizin pencerenizden baktığında kaçak saraya gitti mi gitmedi mi Tuğrul Türkeş? Tayyip Erdoğan'la MHP adına pazarlık yaptı mı yapmadı mı Tuğrul Türkeş? Burada yaptım, İki parti arasındaki tartışmada ben bir şey bilmeden değilim. Konuşmam. Ancak diyorum ki ben bir şey soruyorum ama siz sorduğunuz soruya cevap vermemi bile beklemiyorsunuz. Diyorum ki bu meselede siz bu bilginin kesin olduğunu söylediniz ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi görüşmeye başladınız. Tamam olabilir. Biz zaten her zaman görüşürüz dedik. HDP ile de görüşürüz, MHP ile de görüşürüz. Ama diyorum ki bir partiyle ilgili söylediğiniz her şey doğru olmayabiliyor. Şimdi yaptığınız tespitte olduğu gibi o gün yaptığınızda da kesin bilgi diye verdiniz. Ben de size sordum hatta bu nereden alınmış bir bilgidir. Çünkü olmayacağını bildiğim ya bir şey. Tuğrul Türkeş 8 milletvekiliyle adına gitti. Kaçaksaray'la görüştü. Hayır, Allah Allah yalan mı yani çıkmadı mı ortaya? Ama şimdi, hayır çıkmadı mı ortaya? Kaçaksaray'la görüştüğü, bunu söylediğiniz AKP'ye anda 25 milletvekiliyle gelirim, hükümeti kurarız diyen bir başka görüşmeyi de ben mi açayım şimdi? Yani meclis başkanlığı adaylığında ben mi konuşayım onları da? Ama hoş değil bizim işte. Bizim hiçbir kompleksimiz yok canım. Efendim hiç yok zaten. O kadar rahatsınız ki. Abi ya hani rahatız, sen biz özgüvenli, özgüvenli bir partiyiz. Sayın vekilliği bıraktım da hakikaten tanımakta zorlanıyorum. Muratçım biz yani. Özgüveni olan bir partiyiz. Biz Türkiye'yi yönetmeye aday bir partiyiz. Bizim küçük hesaplarla, korkularla işimiz olmaz. Biz Türkiye'yi nasıl yönetiriz? Türkiye'yi bu kan deryasından nasıl çıkartırız? Bu AKP'nin yarattığı karanlıktan nasıl çıkartırız? Onun arayışı içindeyiz. Her doğru zaten insan bunu şey olmalı. Ancak, oraya bağlayalım. Ancak bağlayayım hemen. O mecliste, o oturumda varken ve aleyhte konuşulup da tavır da belirlenmişken Oktay Bey'i baktı da ona ya bu hoş bir şey değil. Peki kameralardan emin olun hoş değil. Peki ya. Bakmadı tamam ama yine ya de ya gözümüzün şu, önünde cereyan etmiş. Peki, ben oradayım canım. Hayır, oradayım. Orada bir nereye bakıyordunuz anlaşılmıyor. Yani, Allah Allah. Murat'cığım bakmadı. Ben şunu söylemek istiyorum sonuçta. Abi bu terör soruşturmasından kaçmak. O gün eğer suç soruşturulsaydı, bundan korkusaydı bir soruşturma gitseydi. Ama abi yapılan konuşmada şu söylendi. Bu sadece IŞİD, Suriye vesaire bu Orta Doğu politikasını, Suriye politikasını yani o bataklığı, o stratejik bataklık var ya. Bu bataklığı araştıran bir şey. Oysa şu anda bizim çok ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız. Ama burada yapılan tarif. Bakın burada ya ben onu özellikle de bu mevzu açılır diye buraya da getirdim. Metin burada çok açık. Suriye, oradaki Selefi örgütler vesaire Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesinde tarif bu. Ama içinde PKK yok tarifin. Ha içine PKK konur muydu? O zaman önergede bu yok. Gelip koysaydınız şimdi yoksa ben de ya. Diyorum kibar ki, içinde canım olur ama mu öyle şey? Yok efendim. Var var. Yok var. Ama o zaman var, nasıl ona oy verdiniz? Objektif bakmıyor değilim. Satır satır yazılı olanları... Bana hadi diyelim ki öyle. IŞİD'in konuşulmasından niye rahatsızsın? Rahatsızlık olur mu IŞİD'in niye o zaman gelip evet demiyorsun? Orada bir başka bir şey var. Hiç kimse rahatsız olmadı mı bundan? Ya PKK araştırılsın, PKK terörünü bulalım bilmem şunu yapalım derken. Terör HDP niye buna oy verir? Hiç mi hani amiyane tabirle hiç mi kıllanmıyoruz biz bundan ya? Ya Anayasa Komisyonu'na gelip birlikte MHP... Adam veriyor da, üye veriyor da, terör komisyonuna niye veriyor? Ne alakası bak, var bu? Bu reddetme AKP politikalarıyla uyumlu gidiyor MHP. AKP ne zaman sıkışsa imdadına yetişiyor. Sayın Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli'ye gel kardeşim başbakanlığı sana verelim dedi. Onu da reddetti. Hükümet kuralım dedi. Onu reddetti. Her şeyi reddetti. O yüzden bugün Türkiye'deki bu siyasal kaosun sorumlularından biri haline gelmiştir Milliyetçi Hareket Peki, Partisi. Ama şimdi bence Milliyetçi Hareket Partisi'ni bak, konuşarak hiç vakit kaybetmek de yani doğru değil. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir vekil de yok veya. Şunu ama şunu tabii. bir ifade etmem lazım. Şimdi burada Devlet Bahçeli'ye gel başbakan sen ol şeklinde bir ifadenin bir koalisyon kurmak yerine kurmamak amacına hizmet ettiği belli. Yani Kemal Bey yıllardır tanıyor Devlet Bey'i yapı olarak da biliyor. Bir. İkincisi bu şunu hiç sorgulamıyoruz biz. Biz hep Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani milliyetçi ve muhafazakar bir tabanın üzerinde yürüyen siyaset yapan ve temel kitlesi, hedef kitlesi de bu vasıflarda bir parti olduğunu görmeyip hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin penceresinden bakıyoruz. Burada yanıldığımız nokta şu. 8 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP bir arada yürüdüler mi? Yürüdüler tabii ki. Ha. Peki Adalet Partisi çok mu affedersiniz hiçbir hakaret yok. Çok mu saf trikte HDP ile bir koalisyon kurmuyor da milliyetçi ve muhafazakar bir taban yani aynı hedef kitleyi hedef almış bir siyasi parti olarak MHP'den niye bu beklenir? Oradaki hadise şu. MHP'nin bu anlamda bir dikkat, bir özen, bir hassasiyet göstermesi çok normal. Buna Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden baktığında hayır, bunu eleştirmek de çok normal. Hayır öyle bakmıyoruz. Ancak sanki tersi başı değil mi? Başından beri koalisyona girmiyorum demek ve o konuda tutarlı gitmek devam. Ben sadece şunu diyorum. Söz konusu terörse, söz konusu insanlar ölüyorsa bunun adı oradaki kelimelere falan takılmadan bu işlerin araştırılması, arkasında kim var? Yani Suruç'ta bir tane adam öldü, patladı. Ya öldü. PKK'nın ha. ne olduğu konusunda İstihbarat Teşkilatı'nın elinde yeterli bilgi var. Bunu da söyleyip abi? Bırakayım. Cumhuriyet Ama Halk Suruç, Partisi, PKK Tayfun abi. Hayır, PKK Cumhuriyet için Halk söylüyor. Partisi Muratçım kurucu iradedir. O kurucu irade misyonunu şimdi kurucu irade misyonuyla birlikte kucaklayıcı irade misyonuna dönüştürüyor. Ve son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi tam da Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık anlayışı üzerine politikasını inşa ediyor. Sayın Genel Başkanımız devlet yöneticilerinin devlet yöneticisi olma misyonunu kaybettiği bir dönemde vakur duruşu, tutarlı duruşu, akılcı politikalarıyla adeta bir devlet adamlığı koltuğunu da doldurmuş oluyor. Zaten kamuoyundan gelen mesajlarda bu. Bakın bunu söyleyip bırakayım. O gün bombanın patladığı an, haberin geldiği an Sayın Genel Başkanımızın yanındaydık. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı açılışlar için toplanmıştık. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bütün açılışlar iptal edildi. Çünkü o ana kadar 30 kişinin ölümü söz konusuydu. Henüz yeni gelmişti bilgiler ve basın tabii doğal olarak geldi. Hemen Kadıköy Belediyesi'nin önünde bekliyorlardı, bir açıklama bekliyorlardı. Sayın Genel Başkanımız tam da partimizin kimliğine yakışır bir şekilde tüm milletvekili arkadaşlarımıza dışarıda verilecek mesaja ilişkin görüşlerini sordu. Herkes kendi görüşlerini söyledi ve içinde çok sert ifadeler de vardı. Ama Sayın Genel Başkanımız konuşma metnine son şeklini vererek Türkiye'de uzlaştıran, bir arada tutan, kimseyi yok saymayan, terörü lanetleyen ve terörün sorumlularını, siyasal sorumlularını da işaret eden bütünleştirici bir konuşma yaptı. Hocam olması gereken bu zaten. Şimdi şunu yani, söyleyeyim. Ama biz buradan aman bir siyasi çıkar elde edelim. Hadi AKP'ye abanalım. Bu ölüler üzerinden, cesetler, cenazeler üzerinden bir siyasi rant elde edelim demedik. Bu Türkiye'nin tam da ihtiyaç duyduğu ruh halidir. Kucaklayan, herkesi bir arada tutmaya çalışan anlayıştır. Şimdi eğer sen bugün bu ülkenin yurttaşlarının bazılarını elinin tersiyle itersen, yok sayarsan bu tam da genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin böl, parçala, yönet, küçük parçalara ayır, yut politikasının yansıması olur ki o zaman da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rahmet okuturuz. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalır ortada, ne misaki milli sınırları kalır, ne Cumhuriyet'in kazanımları kalır, ne de Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık anlayışı kalır. Tam da birilerinin çevirmeye çalıştığı bir Orta Doğu ülkesi oluruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla birlikte yaşama arzusunu güçlendiren söylemleri öne çıkartmaya, toplumsal barışı sürekli vurgulamaya çalışıyor. Birlikte yaşamı
Bundan rahatsız olacak ne var? Ben onu anlamış değil. Şimdi, kim rahatsız? Sözünü biraz. Kim rahatsız oldu? Rahatsız olanlar için söylüyorum. Ama bak, sen şunu benimle ilgili bir ben seninle tartışmaya girmek istemiyorum. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu dediğin rahatsız şey rahatsız olanlar için söylüyorum. Bu dediğin şey çok normal ve olması gereken de bu tabii ki. Cumhuriyet Halk Ama Partisi. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi. Kurucu iradedir. Kurucu iradesini kucaklayıcı iradeyle güçlendiriyor bu kadar. Kurucu irade. Kurucu iradeyiz, evet. Kurucu iradeyiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradedir. Dolayısıyla o dönem Menderes'i de oradadır, Bayar'ı da oradadır, herkes de oradadır. Kurucu iradedir yani. Bizim bir kompleksimiz yok bu ülkenin yurttaşlarıyla. Elbette kurucu herkesi iradedir. Herkesi bir arada tutmaya Ancak çalışıyoruz. Ancak kurucu irade, kurucu değerler konusunda bence yeterli özenini göstermelidir, dikkati göstermelidir. Kurucu değerlerin izindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu misaki milli sınırlarını tartışma konusu bile yapmıyoruz. Cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyetin kazanımlarını gözümüz gibi koruyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tam da cumhuriyet anlayışını ortaya koyan eşit yurttaşlık anlayışıyla herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği aklın ve bilimin önde olduğu bir siyasal anlayışı temsil ediyor. Süremiz de çünkü Barış Hocanın sözünü kestik. Sonra bağlamak isteyeceğim. Murat'la şimdi bizim bir daha gelmemiz lazım. Sağlam. Devam buluşur. Edeceğiz. Devam sağlam edeceğiz buluşur. Evet. Yani süre az kaldı. Şimdi şurası artık çok önemli. Barış söylemlerinin yükseldiği bir sivil eylemde böylesine bir olay yaşadık ve önümüzde bir seçim var. Hem siz bir bunu yaşayan orada bir görgü tanığı olarak aynı zamanda bir sendikanın da yöneticisi olarak aynı zamanda sıradan bir vatandaş olarak Türkiye'de önümüzdeki seçimle ilgili bir kaygı yaşıyor musunuz ve beklenti nedir? Yani sokaktaki bizlerin beklentisi nasıl çıkacağız buradan? Nasıl barış dediğiniz yere nasıl ulaşacağız? Şimdi az önce de bahsetmiştik ki aslında Türkiye'de zaman zaman böyle gergin dönemler oluyor ama 7 Haziran'dan sonraki hikayenin başlangıcını biliyoruz. Hani Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'nın kaosu seçtiler tweetiyle aslında özetlediği ve o günden bu güne de yüreğimiz pırpır ederek sürekli olarak ölüm haberleri karşılaştığımız, tedirgin olduğumuz ve muhatabı da olduğumuz cumartesi günü bir dönemde karşı karşıyayız. Bu gerginlik ortamından hem bizim meslektaşlarımız hem Türkiye'de yaşayan insanlar çok ciddi biçimde kaygılılar, çok ciddi biçimde gerginler. Birilerinin ikbal ve istikballeri uğruna, koltuk hesapları uğruna bu ülkenin içine yitirmiş olduğu bu kargaşadan, bu kaostan, bu savaş ortamından, bu can kayıplarından bizim bir an önce kurtulmamız lazım. 1 Kasım seçimleri bilmiyorum hangi koşullarda yapılacak. Bölgede çalışan bir sürü öğretmen arkadaşımız var. Onlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Eğitim öğretim konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Bize oradan haberler geliyor. Dediğim gibi hani öncelikle beklentimiz bu süreçte yaşanan bütün bu kayıpların, yaşadığımız bütün bu katliamın hesabının sorulması, sorunların ortaya çıkarılması, sadece barış talebini yükselttiği için, sadece barış sesini yükselttiği için katleden arkadaşlarımızın hesabının sorulması, yaralıların bir an önce iyileşmesini talep ediyoruz. Ama bir vatandaş olarak kaygılı mısınız derseniz, herkes gibi ben de kaygılıyım. Cumartesi günden itibaren daha çok kaygılıyım. Birçok insan da cumartesi günü travmasını hem psikolojik olarak hem de bir politik özne olarak üzerinde taşımaya devam edecek. Hocam, ne yazık. O öğretmen arkadaşlarımız sorunlar yaşıyor eğitim açısından değil mi? Ne gibi sorunlar yaşıyorlar mesela? Biliyorsunuz bölgede sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Öğrenciler okula gidip gelirken serviste taşımalı sistemle ilgili sorunlar yaşıyorlar. O boykotun bunda bir şeyi var mı? Boykotla bilgisi yok bunun. Ya öğrenciler birçok yerde okula gidemediği için söylüyor. Nusaybin'den öğretmen arkadaşım telefon etti. Ya bunun bir etkisi var mı bu boykot çağrısı? Boykotla ilgisi yok bakın. Nusaybin'den öğretmen arkadaşım telefon etti. Evinin bodrumunda saklandığını, telefonun şarjının bitmekte olduğunu, kafasını sokağa çıkarmaktan çekindiğini söyledi. Bu insan bir öğretmen. Biz oradaki insanların bütün insanların can güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Eğitim öğretim devam açısından eğitimcilerin ve öğrencilerin de can güvenliğini sağlamak zorundayız. Ben kendi alanımdan bir örnekle bu işi açıklamak istedim. Boykot meselesinin güvenlikle ilgili bir sıkıntı yarattığını ben düşünmüyorum. Hayır yani öğrenci gelmiyor. Bu bir sorun değil. Yok, benim bildiğim kadarıyla boykot meselesi zaten okulların başında uygulanmış bir şeydi. Benim bahsettiğim güvenlikle ilgili işte 7 Haziran'dan bu yana artarak devam eden şiddet sarmalıyla ilgili bir durum değil bu. Bunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Yani ben kişisel olarak cumartesi gününe itibaren
bütün arkadaşlarımızda büyük ihtimalle stres bozuklukları oluşacaktır. Psikolojik olarak da bu işin etkilerini hissedeceklerdir. Toplumsal olarak da bunun bütün topluma yayılması ve bütün toplumun bir travmatik stres bozukluğu yaşaması, bu tip belirtiler göstermesi, içinde bulunduğumuz aslında toplumsal psikolojinin ne kadar ciddi, ne kadar gergin olduğunu ortaya koyuyor. Bu gerginlikten kurtulmamız lazım. Peki, çok geçmiş olsun. Sayın Talipoğlu önemli bir şey söyledi aslında Barış Bey. Yani toplumsal bir o ruh halinden. Gözlemliyor musunuz? Siz halkın nabzını zaten çok iyi tutan yani, bir gazetecisiniz. Yıllarca şimdi, gezdiniz. Onlarla birebir diyaloglar kurdunuz. Şimdi bir kere bizim hepimizin kimyası bozuldu. Ben kendime bir bakıyorum. Bazen öyle yerlerde çıkışlar yapıyorum ki ben hayatım boyunca ben böyle değildim. Ben bu adam değildim noktasındasınız. Sokaktaki insanlar keza öyle. Herkes birbirine düşman. Çünkü bu memlekette birilerinin ayrıcalık tanırsanız olacağı bu. Ahmet Hakan'ı döven adamlardan biri kapıdan çıkarken diyor ki ne var lan vatan hainliği mi yaptık? Ve adam serbest. Öbür taraftan bir tane adam kalkıp diyor ki oluk oluk kan akacak, ses yok. Öbürü diyor ki zaten siz o seçilsen de seçilmesen de orada olacağız, onu yapacağız filan. Bir takım insanlar her şeyi bizde bırakın onu arkadaşlar. Bu memlekette toplumsal huzur sadece terörle bozulmadı. Bu memleketin trafik polisine sorun. Bırakın onu. İl ve ilçe başkanları dahil AKP'nin. Kral gibi yaşıyorlar. Ceza kesemezsiniz, durduramazsınız. Onlara hiçbir şey yapamazsınız. Onlarsız yani eski ocak bucak hikayesinden daha beter durumda Türkiye. Hepsi birer kral. Hepsi birer çakar arabaları var bunların. Mesela yasaktır arabalar çakar biliyorsunuz. Herkesin çakar arabaları var. Her hangi arabadan kimin ineceğini bilmiyorsunuz. Eğer içinden inenler bunlarsa yediğiniz dayakla kalabilirsiniz. Hepimiz sadece terörden tırsmıyoruz. Trafikte de tırsmışızdır zaten. Hangi arabadan kimin ineceğini bilmiyorsunuz. Ucu uzağından yakınından bir AKP ilçe teşkilatından biri olabilir ve siz suçlu olarak içeri gidebilirsiniz. Çünkü bu memleketin müsteşarı diyor ki çeteler alırız lan içeri noktasında olunca sokaktaki adam da bunu diyor. Biz sadece terörden değil bu uygulamaların tümünden rahatsızız. Ve bu tümü birike bu noktaya kadar geldi. Efendim bazı her söylediğimiz şeyi bizden önce de vardı, ondan önce de yoktu. Ben 12 Eylül öncesinde yaşamış bir kuşağım. Çok büyük nefret ve kinler yaşadık. İyi şeyler mi oldu yani? Mazeret midir bir şeyin oluyor olması? Efendim bundan önce de vardı. Bundan önce de oldu. O zamana bir bakın. Ya çok komiktir. 16 yaşında bir çocuk diyor. Abi CHP dönemde kuyruklar vardı. Sen kaç yaşındasın lan dedim CHP dönemi hatırlıyorum. Bilmiyorum kaç yıldır iktidarda yokuz biz. Yani birilerini sömürerek, birilerine anlatarak. Ama hemen sözü şöyle toparlayayım. Çok uzatmayayım. Ne yapacağız barış için? Mesele bu arkadaşlar. Bir kere iki şık 1 Kasım seçimleri çok önemli seçimler. Eğer 1 Kasım seçimlerinde ki ben tablonun değişeceğine inanıyorum inanmazsa biz hepimiz şunu söyleyeceğiz. Vallahi 17-25 Aralık'tan vazgeçtik abi. Gözünü seveyim. Sorgulamayacağız. Paralar da sizin olsun. Hatta o hani polis koydu diye faiziyle geri aldığınız paralar var ya. Buna rağmen hala sizde zaten bu oylar geliyorsa diyecek bir şeyimiz yok. Vazgeçtik diyeceğiz. Şu var, toplumun bir kesimini yani AKP'ye oy veren kesimini ikna etmek çok kolay. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın dönüp dese ki HDP çok iyi partidir, hepsi birden çok iyi parti diyorlar. PKK ile oturduk. Yani öyle bir o tarafta sorun yok. Bu tarafta düşünen adamlarda sorun var, problem o yani. Düşünen adamlar çünkü ya bunlar ne olacak noktası var. Bu kadar kan ve kin. Demin onun araştırılması, bunun araştırılması, bunun arkasında ne var? PKK'nın arkasında hangi güç var da bu kadar pervasız olabiliyor? Öbürünün arkasında, IŞİD'in arkasında ne var da bu oluyor? Niye terör diye sokaktaki 40 günlük polis öldürülüyor? Ve insanlar niye nefret ettiriliyor birbirinden sürekli nefret halinde? Birileri bunu düşünecek ama birileri diyecek ki bu. Bütün mesele arkadaşlar iş aleminin şimdi oturup şunu yapması gerekiyor. Gerçekçi olalım, kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Bugüne kadar aman bizi maliye basmasın, aman bilmem ne yapmasın diyen iş alemi oturacak. Bir kere diyecek ki kardeşim artık bir çeki düzen verin. Siyasete de bir çeki düzen vermek zorundalar. Çünkü yarın ne mallarını satacakları adamları bulacaklar ne de çalışacak işçi bulacaklar. Emeğin ne yani sömürülecek emek bile bulamayacaklar çünkü emek gidiyor, emekçiler gitti. Onlar bile korkuyor. Bulamayacağımız bir sürü şey var. Eğitim sistemi. Ben sadece oradaki insanların okula gitmemesinden değil,
Bu eğitim sisteminin bu 4 artı 4 artı 4 denen ucube şeyle açılan yaranın, hocam daha iyi bilir, biz 30 yıl toparlayacağını düşünmüyoruz. Arkadaşlar, bu memlekette bir adam Nobel ödülü aldı. Japonya gezisi gölgede kaldı diye adamın, efendim Kürt müdür, Türk müdür, Ermeni midir, Oğuz boy mudur? Ya adam kardeşim, ben Atatürk Türkiye'sinde yetişmişim diyor. Ben bu sistemin, Atatürk'ün Cumhuriyetin sayesinde aldım diyor. Oradan birileri onu bile karalamaya çalışıyorlar. Çok yakında Sayın neydi, Aziz Sancar. Aziz Sancar'ı paralelci ilan edebilirler. Ergenekoncu da olabilir. Olabilir. Da her şey olabilir. Yani bizim gibi düşünmüyorsa birisi vardır. Geleceğim öbür konuya. Ben dertliyim. Şöyle dertliyim. Ben haberleri hiç kimse, birçok insan yadırgamasın, bugünden izliyordum. Bugün TV'den. Bugün TV'den izliyordum. Şimdi sen diyorsun ki kardeşim ben o kanalı kaldırdım. Neye göre kaldırdın? Yukarısı istemiyor. Abi sen benden ticari anlaşma olarak ne yapmıştın? Dedin ki sen, bu kanallar var bende. Ben de sana abone olmuştum. Ayrılacağım diyorsun. Şimdi diyor ki taahhütünüz var. Bunun adı nitelikli dolandırıcılıktır arkadaşlar. Yani hepimiz akıllı insanı, ben mahkemeye vereceğim çünkü yer ayırmazlarsa beni. Çünkü ben girerken bu kanallar vardı ve ben bu kanallar için girdim. Dedim ki ben, bu kanallar var. E şimdi kardeşim, egemen ideoloji istemiyor. E biz sizi bunu seyrettirmeyeceğiz. Oradan çıkarız, buradan çıkarız, bilmem ne yaparız. Ha şimdi ben insanların şunu anlamasını istiyorum. Bugün bu ortamda olan kanallar da şunu düşünecek. Yarın aynı şeyi bize de yapacaklar kardeşim. O zaman baştan tepkimizi koyacağız. Sonuçta Dijitürk'te, TVBu'da ticari yerlerdir. Hadi bakalım ayrılalım da ne yapıyorlar? Mesleki bir noktaya geldik ya. Buna ilaveten biz aşağı yukarı 2-2,5 yıldır bu platforma girmek için çırpınıyoruz. Bengü Türk olarak. Her defasında yer yok. Bir de parası? 8 hatta 9 kanalda boşluk olduğunu bildiğimiz halde. Ama Dijitürk yöneticilerinden hani off the record, tırnak içinde söylüyorum. Ya işte biliyorsunuz son dönemde TMSF, işte oraya şu bu vesaire, onların yönetimi şu bu deniyor. Şimdi aslında biraz önce dedin ya abi, hani bundan sonra sizin de başınıza gelebilir diye, bugün o platformun içinde ya da bu anlamda imkanları kullanabilenler de bugün ayağa kalkabilmeli. Benim oradaki bir diğer eleştirim de, biz ve birkaç kanal daha bu platforma giremezken sesimizi duymayıp bugün bu gerçekle karşılaşan ev sahibi kanalımızda ki meslektaşlarımız dahil, onlar da o zaman ses çıkarmış olsaydı belki bu noktaya gelmezdik. Evet, aynen katılıyorum. Şimdi biz ne yaptık? İşte bir ders alın diyoruz. Hayır, o gün çıktı, onların çıkarıldığı gün bir kez daha başvurduk. Bu şu değil. Oradan yer boşaldı, girelim falan. Biz biliyoruz yine ne olacağını. Ancak hep şu affı yaşıyoruz. Beni çok rahatsız ediyor bu. Efendim işte ne yapacaksınız? Dijitürk'ün de yöneticileri, işte TMSF, devlete bağlı. Yok yok değil. Biz niye bu ahlaksızlıklarda böyle paylar almıyoruz? Bu bir ahlaksızlık. Aynen. Bu bir ahlaksızlık yani. Başka hiçbir şey yok. Az önce o hani iş dünyası vesaire dedin. Türk zengininin, Türk burjuvazisi demeye de çok dilim varmıyor. Burjuvazi bir başka bir kültür çünkü. Türk zengininin 3 büyük sabıkası var. Bir, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki stokçuluğu bugün ne büyükler yarattı. İki, az önce kuyruklar var dediniz, CHP iktidarındaki stokçuluk. Üç, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarındaki sessizlik ve bu suça ve sorumlu şeye ortaklığı. Kârları, bu da üçüncü. Aynen öyle. Ona katladı diye, 3'e 2'ye katladım şeyi var ya Erdoğan. Paralarla yiyecek memleket kalmadı. Kalmayacak. Yani bu anlamda hani bugün basın özgür, ama bunlar zaten konuşacağımız noktalar değil zaten de. Aslında Dijitürk'ün uygulaması Türkiye'deki temel sorunlardan birini, özgürlükler sorununu bir kez daha ortaya koydu. Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Samanyolu TV, Yumurcak TV ve diğer kanallar Dijitürk'ten atıldı. Söz söyleme hakları ellerinden alındı. Ama özgürlüklerin başka bir penceresinden baktığımızda da Murat'ın da ifade ettiği üzere, örneğin Bengütürk TV, ulusal kanal, Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen ulusal kanal, CHP'yi desteklediği bilinen Yurt TV ve benzeri kanallarda Dijitürk'e alınmayarak söz söyleme hakları engelleniyor. Oysa ki bana kalırsa bu Dijitürk platformunun baştan sona tasfiye edilmesi gerekiyor. Dünyada böyle bir platform örneği yok. Dünyada böyle bir para kazanan
ve abonelik sistemiyle ulusal maçları yayınlayan ve hepimizin hava haklarını aslında ihlal eden bir yayın kuruluşu yok. Ama mevcut platformun üzerinden konuşursak, bugün TV'nin, Kanal Türk TV'nin, Mehtap TV'nin, Samanyolu TV'nin söz hakkının elinden alınması bir skandaldır, bir demokrasi rezaletidir. Ya düşünün, ben bugün birkaç gündür Dijitürk'le uğraşıyorum. İşte en sonunda Dijitürk'ün kutusunu bugün çöpe attım. Ve en sonunda izlemek istediğim kanallara ulaşabildim. Yani adeta bir mücadele veriyorsun. Düşün, tabii mesela yani, bu gece geldi. Ben gelirken yayına bizim partililerimize, üyelerimize SMS yolladım. Yaklaşık 90 bin kişiye SMS Şimdi yolladım. O kadar çok mesaj var ki izleyemiyorum. Tabii. Evet. Yani 90 bin. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında oturan ve telefonları bende kayıtlı olan 90 bin üyesine ben bu gece saat 22.30'da Kanal Türk'teyim diye SMS yolladım. Ve bu SMS'i yollamamın hemen ardından telefonum çalmaya başladı. Biz izleyemiyoruz diye. Evinde Dijitürk olan ve hala değiştiremeyen, değiştirme mücadelesi veren, Dijitürk'ten kurtulma mücadelesi veren onlarca kişi peş peşe aradı. Biz izleyemiyoruz, nasıl izleyeceğiz dediler. Şimdi düşünün, sanki illegal bir yayına geliyoruz. Sanki illegal bir partinin, örnek olarak veriyorum, bir yayın kuruluşuna geliyoruz. Ve gizli bir yayın yapacağız. İnsanlar biz bu yayınları nasıl izleyeceğiz diyor. Allah aşkına, yarattığınız yeni Türkiye tablosuyla övünebiliyor musunuz ey AKP'liler? Yarattığınız tabloya bakın. Bir savcının keyfi üzerine, savcıya verilen bir talimat üzerine Dijitürk hukuksuz bir biçimde parasını aldığı, peşin aldığı yayın platformlarını bir gecede susturabiliyor. Ve egemen, benim korkum, egemen ve istiyor benim korkum abi, egemen odur istiyor. Ki sarayın baskısı üzerine seçimler olana kadar bu kanalların sesinin tamamen kısılması. Tabii, tabii. Geçen gün bugün TV'de konuştum. Bu ülkede altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Kanal Türk TV'nin de, Yurt TV'nin de, Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Ulusal kanalında, Bengü Türk TV'nin de, diğer kanallarında özgürce yayın yapabilmesi gerekiyor. Sonuçta bu kanalların tamamı, Murat'ın yönettiği kanal da RTÜK denetiminde yasalara Aynen. aykırı bir şey yaptığında, değil mi? Hemen uyarı geliyor, para cezası geliyor, yayından kaldırma cezası geliyor ve 24 saat denetleniyor bu kanallar. Konuşulan, yapılan her program RTÜK tarafından kaydediliyor ve o arşivler en az bir yıl RTÜK'ün arşivlerinde, dosyalarında tutuluyor. Bir şikayet olduğunda o dosyalara bakılıyor. Bugüne kadar bu kanallar hakkında RTÜK'ün yaptığı bir işlem yok, tuttuğu bir tutanak yok. Siz neye dayanarak bu kanalları susturuyorsunuz? Sen bunu susturursan kardeşim, ben de 1 Kasım seçimlerinde bu tabloyu tabii ki değiştireceğiz. O tablo değişene kadar senin platformunu izlemiyorum. Senin platformun benim düşünceyi, ifade özgürlüğümü ve bilgi edinme hakkımı gasp ettiği için senin platformunun kutusunu kaldırıp çöpe attı. Ve şu da, bu şunu da gösterdi. Kaldırıp çöpe attı. Bu şunu da gösterdi. Bu platform kanallardan aldığı parayla geçinmiyor. Öyle bir şey olsaydı bu riski göze alamazdı. Hayır, demek ki yukarı diyor ki kardeşim biz sana paranı veririz ama yeter ki bunları çıkar. Şimdi teknik 500 olarak 500 bin dolar aylık sorun, kaybı var Dijitürk'ün 7 kanaldan. 500 bin dolar. Teknik olarak senede 5 milyon zaten. Dolar yapar. Evet. Teknik olarak sorun şurada zaten. Platformlarda, yurt dışındaki platformlarda da ya aboneden alırsın paranı. Evet. Ya kanallardan alırsın. Tabii. İki değişik platform var. Bizde ikisi bir arada. Şampuan gibiler. Hem bizden evet, alıyor hem alıyor. 500 bin dolar ay, yıllık senede televizyondan alıyor. Bu 1,5 milyon lira demek. Tabii. Yani bir de her aboneden işte o paket, bu paket, şu paket vesaire, kafalar da zaten karma karışık o konuda. Peki. Dolayısıyla izleyici de bunu bilmeli. Sizden bu parayı alıyor ama televizyonu oraya almak için de 500 bin dolar da buradan alıyor. Böyle bir şey dolar yok. Da, kapatıyoruz ha, artık. 500 bin dolar da kapora alıyor biliyorsun. 500 bin dolar kaporayı da tutuyor. Yani siz 30 sene burada yayın yapın, 30 sene 500 bin dolarınız Dijitürk'ün kasasında duruyor. O bir de TürkSat'ta da öyle bir kapora var. Tabii tabii, kapora var. Burada önemli olan şu. Türkiye 1 Kasım seçimlerine az önce anlattığımız bu olumsuz tabloyla gidiyor. Ama yapılması gereken şey şu. Bütün yurttaşlarımız, özellikle AKP'den kurtulmak isteyen tüm yurttaşlarımız 1 Kasım günü
hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan sandığa gitmeli, tercihini yapmalı, meşru ve demokratik parlamenter sistemimizi Tayyip Erdoğan'ın hırslarına rağmen işletebilme yeteneğini göstermelidir. Türkiye ne Tayyip Erdoğan'a muhtaçtır, ne ona mahkumdur, ne de AKP'nin karanlık ve kirli politikalarına mahkumdur. Türkiye inanıyorum ki 1 Kasım günü bambaşka bir güne uyanacaktır. Bambaşka bir güne ve 2 Kasım sabahı bugün anlattığımız her şey bizim için artık tarih olacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da ben özellikle söylemek istiyorum. Demin mesaj da gelmiş. Lütfen sandık başına gidin arkadaşlar. Böyle bir hak var. Sizlerin oyları çok önemli. Lütfen sandık başında olun. Türkiye'deki insanlar için de söylüyorum. Benim bir oyum var lafından nefret ediyorum ben. Hepimizin bir oyu var. Ben ne verirsem ne değiştiririm, çok şey değiştirirsin. Ondan sonra şikayet hakkın kalmaz. Tek ricam bu, 1 Kasım'a lütfen doğru dürüst gidelim. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız için. Ben de şunu söyleyebiliyorum. Bugünlük tabii programımızın sonuna geldik. Uzun bir program oldu. Ben mümkün olduğunca da programın akışını bozmamak için müdahale etmemeye çalıştım. Dilerim sizleri de fazla sıkmamış, yormamışızdır. İnşallah haftaya pazartesi günü Mercek Altın'ın yeni bölümünde daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir gündemde biz de sizlerin karşısında oluruz. Ben Turan Görürmaz. İyi geceler. Hoşçakalın.